Kıymetli hocalarım, İsmail Eley'in sosyopolitik çerçevesi konulu ikinci tebliğimizle çalıştayımıza devam ediyoruz. Bu tebliğimizin oturumu başkanı Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkara hocamız, müzakereci hocalarımız Doçent Doktor Mehmet Ümit, Doçent Doktor Ahmet İshak Demir, Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Bağlıoğlu, Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Yönem, Yardımcı Doçent Doktor Aytekin Şenzeybek, Yardımcı Doçent Doktor Namık Kemal Karabiber, Yardımcı Doçent Doktor Yusuf Gökalp. Müzakereci hocalarımızı yerlerine istirham ediyoruz. İkinci tebliğcimiz Yardımcı Doçent Doktor Muzaffer Tan hocamız. Tebliğ konusu İsmail Eley'in sosyopolitik gelişim seyri. Değerli hocalarım, Muzaffer Tan hocamızın geçen hafta ablası vefat etmiştir. Bundan dolayı bugün çalıştayımıza katılamamıştır. Onun yerine tebliğini Amasya İlahiyat Fakültesi araştırma görevlisi Ümit Toru hocamız okuyacaktır. Ümit Toru hocamızı kürsüye davet ediyorum. Evet, İsmail'in sosyopolitik gelişim seyri isimli oturumu böylece açıyoruz. Tebliği dinleyeceğiz. Nasıl özetleyecek misiniz yoksa okuyacak mısınız? Nasıl olacak? Daha evvel bir okumuşluğunuz var mı? Çünkü tebliğin kendi sahibi olmadığınız için yani çok sıkıcı olabilir. Yarım saat çok. Yani giriş ve sonuncu Sayın Başkan, herkese tebliğler ulaştığı için kuvvetle muhtemel arkadaşlar okumuş da olabilirler. Yani en azından giriş ve sonucu okuyarak onun üzerine müzakereciler okumuşlardır. Arkadaşlar yani, okuduk mu tebliği? Evet. Hocam özür dilerim. Özellikle bir bölüm sanki okunmasında... Tamam, onu dinleyelim. Onu dinleyelim. Bir de sonuç kısmını dinleyelim. Evet. Tamam. Buyurun. İsmail'in sosyopolitik vecisi, davet ve dahilik olgusu. İsmail'in sosyopolitik vecisi tümüyle davet olgusu üzerinden şekillenmektedir. İsmail'i düşünce davetin her zaman ve zeminde kesintisiz bir şekilde varlığını sürdürmesi üzerine kuruludur. Bunun sona ermesi söz konusu olamaz. Öyle ki bu husus imamın gizlilik döneminde bile geçerlidir. Bu yüzdendir ki İsmail'de davet ile siyaset arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Öyle ki İslam tarihi boyunca doktrin ve siyasetin bu kadar iç içe geçtiği ve birbirini beslediği başka bir örnek bulmak bir hayli zordur. Davetin teorik vecisi. Davet organizasyonu ve bu organizasyonun doğrudan taşıyıcısı olan dahiler meşruiyetini İsmaili düşünceden alırlar. Bunun teorik açıdan natık-samit ilişkisi ve zahir-batın ilişkisi şeklinde iki temel zemini bulunmaktadır. İsmaili'ye göre ilim ve hikmet, Allah'ın bir lütfu olarak onun tarafından gönderilen peygamberler aracılığıyla insanlara vahyedilmiştir. Allah, beraberinde bir şeriat taşıyan 6 peygamber göndermiş olup, bunlar sırasıyla Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed'dir. Bunlar haftanın günleriyle ilişkilendirilmektedir. Buna göre Hazreti Adem pazar günüyle, Hazreti Nuh pazartesi günüyle, Hazreti İbrahim salı, Hazreti Musa çarşamba, Hazreti İsa perşembe ve Hazreti Muhammed de cuma ile ilişkilendirilmiştir. Cumartesi ise kıyamet kopmadan önce dünyaya gönderilecek olan Mehdi'dir. Bunlar vahyi ve beraberinde getirdikleri şeriatı insanlara bildirmekle yükümlü oldukları için natık olarak adlandırılırlar. Ancak her bir natığın yanında bir vasi bulunmaktadır. Buna göre Adem'in vasisi Habil, Nuh'un vasisi Sam, İbrahim'in vasisi İsmail, Musa'nın vasisi Harun, İsa'nın vasisi Semul Sefa'dır. Son natık olan Muhammed'in vasisi ise Ali bin Ebi Talip'tir.
İsmailler Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali'yi aynı ağacın aynı kökten çıkan iki dalı olarak görmektedirler. Buna göre Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali birbirinin mütemimi olan ve birinin varlığının diğerinin varlığını gerekli kıldığı iki unsurdur. Natık ve Sami asla birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Bir peygamber ve vasisi her ne kadar görev alanları farklı da olsa birbirini tamamlayan iki eşit parça gibidir. Buna göre natık olan peygamber Allah tarafından vahyedilen ilahi mesaja doğrudan muhatap olan kimsedir. O kendisine vahyedileni yani şeriatı insanlara bildirmekle sorumludur. Samit ise peygamberin zahirini bildirdiği şeriatın batınını insanlara bildirir. Şeriatın batını konusunda natık veya Samit'in birbirine üstünlüğü söz konusu değildir. Her ikisi de hem zahiri hem de batını bilgiye sahiptir. Ancak burada aralarında bir görev paylaşımı söz konusudur. Buna göre zahirin insanlara bildirilmesinden natık, batının bildirilmesinden ise Samit sorumludur. Görüleceği üzere natık-samit ilişkisi bir zahir-batın ilişkisi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Zahir-batın ayrımı olmadan natık-samit ayrımını temellendirebilmek veya natık-samit ayrımı olmadan zahir-batın batını izah edebilmek imkan dahilinde değildir. Hazreti Ali'den sonra natık ve samit olgusu onun soyundan gelen imamlar üzerinden anlamlandırılmıştır. İmamlar bu haliyle hem natığın hem de samitin mirasçılarıdır. Fakat natığın mirasçısı olmak pasif ve sembolik bir husus iken samitin mirasçısı olmak aktif ve dinamik bir niteliktir. Bu açıdan bakıldığında imamlar natığın getirdiği şeriatın yani zahirin koruyucusudurlar. Şeriat konusunda onların herhangi bir tasarruf yetkileri söz konusu değildir. Aksine bunun Hazreti Muhammed'e indiği şekliyle korunması imamların en asli görevlerindendir. Kim elçiler aracılığıyla insanlığa ulaştırılan mesaj insan zihnini kuşatamayacağı kadar güçlüdür. Bunun zihinsel ve manevi gelişimine uygun olarak insan zihnine uygun hale getirilmesi veya uyarlanması gerekmektedir. Bu ise yalnızca imamın tevhidi sayesinde mümkün hale gelir. Hazreti Muhammed'den başkası ilahi mesajın zahirini taşıyamadığı gibi onun soyundan gelen imamlardan başkası da batıni boyutu bilemez. Batıni boyut imamlardan başkasına yasaklanmış bir bilgi alanıdır. Onlar bu bilgiyi insanlara ihtiyaçları ve anlama kabiliyetleri doğrultusunda sunarlar. İmamların sabitin mirasçısı olmalarının çerçevesi ise daha geniş ve dinamik bir yapıyı arz eder. Hazreti Adem'den itibaren Hazreti Muhammed'e kadarki natıklara intikal eden ve bu natıkların samitlerinin de sahip olduğu batıni bilgi, şeriat olarak nitelenen zahiri bilgiyle kıyaslandığında çerçevesi alabildiğince geniştir ve buna sınır çizilebilmesi mümkün değildir. Bu genişlik ve dinamiklik, bu bilgi alanına ve bu alanın mirasçıları olan imamlara olabildiğince esnek bir çerçeve sunar. İmamlar, bu alanda zamansal ve mekansal olarak değişen ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda zahiri merkeze alarak yeni üretimler gerçekleştirirler. Batıni üretim süreci İsmaili düşüncede tevil kavramıyla ifade edilmektedir. Ancak tevil, öylesine müracaat edilen sıradan bir olgu değil, aksine dinin zahiri altında yatan ilahi ve gizli hikmetlerin bilinmesi ve anlaşılması noktasında başvurulması gereken zorunlu bir düşünsel faaliyettir. Bununla birlikte bu faaliyetin mutlaka zahir olarak nitelenen Kur'an ekseninde yapılması gerekir. Batın olmadan zahir, zahir olmadan da batın tek başına bir anlamı ifade etmemektedir. Buna göre zahir ceset, batın ise ruh gibidir. İnsanın canlılığı nasıl ikisinin de bir arada olmasına bağlıysa, dinin temel amaç ve gereksinimlerini sağlanabilmesi ve gerçekleştirebilmesi için de zahir ve batının birlikte var olması gerekir. Davetin pratik becerisi. Davet organizasyonu İsmail'in ilk aşamasında bile var olmasına karşın sistematik hale gelmesi ve İslam toplumunun tamamında karşılık bulan sosyal bir olguya dönüşmesi Fatımi Halifeliği ile birlikte gerçekleşen bir hadisedir. Fatımiler temelini İsmaili inancında bulan davet olgusuna sosyopolitik bir kimlik kazandırmışlar ve iktidarların sağlam bir şekilde tesis edilmesinde bu olguya başat bir rol atfetmişlerdir. Bu yüzden davet organizasyonunun en önemli halkalar konumundaki dairelerin yetişmesine ve İslam coğrafyasının büyük bir kısmına sirküle edilmelerine özel bir ilgi göstermişlerdir. Bu amaçla oluşturulan müesseseler hem İsmaillik hem de genel düşünce tarihi açısından önemli fonksiyonlar icra etmiştir. Muiz'in emriyle 359 yılında yaptırılan Kahire'deki Eser Camii ve Külliyesi bunun önemli dışa vurumlarındandır. Bu kurum çok uzun bir süre davet yapılanmasının merkezi olarak işlev görmüştür. İsmaillikte her zaman geçerli olan bir imam söz konusudur. Aynı zaman ve mekan dairesinde birden çok imamın varlığından söz edilemez. Bu haliyle imam kendi döneminde tektir. Temsil etmiş olduğu misyon evrenseldir. Davet olgusu da imam etrafında şekillenen veya sıralanan hiyerarşik bir yapıdan ibarettir.
Bu husus İsmailik'teki mesel mensup anlayışı çerçevesinde bir zemine oturtulmakta ve hiyerarşik yapılanma yıl, ay, gün, saat gibi göksel sistem esasına göre gerçekleştirilmekteydi. Buna göre imam bir yılı, ondan sonraki hiyerarşide yer alan hüccetler de 12 ayı temsil etmekteydi. Fatimilerin idaresinin merkezi olan Kahire bölgesinin hücceti baş hüccet konumundaydı ve diğer tüm bölgelerin hüccetlerinin kendisine bağlı olduğu en üst makamdı. 12 hüccetten 4'ü doğrudan imamla temas halinde olup diğerlerinden farklı bir konumdaydılar. Bu 4 hüccetten her biri geriye kalan hüccetlerden ikişer kişiden sorumluydu. Bu anlamda hüccetler yılın 12 ayına denk düşerlerken ayrıcalıklı olan 4'ü 4 haram aya karşılık gelmekteydi. Hüccetin emri altında bir ayın 30 gününe tekabül eden 30 nakip bulunmaktaydı. Her bir nakibin emri altında da 24 saate karşılık gelen 24 dahi bulunmaktaydı. Bu kimselerin görevi, davetin muhatabı olan kimseleri davete kazandırmak, ardından da önce Kur'an'ın zahirini, sonra da batını öğretiyi öğrenmeye hazır hale getirmekti. Günün 12 saatinin gündüze, diğer 12 saatinin de geceye karşılık gelmesine benzer şekilde bu 24 dahinin yarısı gece dahisi, yarısı ise gündüz dahisidir. Bu hiyerarşik yapılanma merkeze alındığında herhangi bir zaman diliminde 12 bölgeye görevlendirilmiş 12 hüccet, bu hüccetlerin emri altında 30'ar adet olmak üzere 360 nakip, her bir nakibin emri altında 12'si gündüz, 12'si de gece dahisi olmak üzere 8640 dahi bulunmaktaydı. Bu tasnif ve sayılardan anlaşılacağı kadarıyla davetin kurumsal işlemesinde ve kendine özgü hiyerarşik yapılanmasında toplamda 9012 kişi görev almaktaydı. İsmailiye'nin çekirdek yapısı temelde bundan ibaretti. Her dönemde bu tasnif ve sayının değişmeden varlığını sürdürüp sürdürmediğini tespit edebilmek mümkün olmamakla birlikte Fatimilerin davet meselesine çok fazla önem verdikleri ve iyi eğitimli çok sayıda kadro ekip üzerinden bu işi gerçekleştirdikleri ileri sürülebilir. Dâhilerin genel özellikleri. İsmaili kaynaklar açısından bakıldığında davet tümüyle adanmışlık gerektiren, bu çerçevede bir kişinin her türlü mal, mülk, evlat ve dünyalıktan vazgeçmesini gerektiren bir husustur. Bu nedenle de aslında tam bir fedakarlık isteyen ve çok sayıda ön şartı olan zor bir iştir. İsmaili davet yapılanmasında görev alabilecek dâhilerin bu nitelikleri taşıyabilecek tarzda yetiştirilmeleri son derece önemlidir. Ancak bu eğitimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gözetilmesi gereken kimi hususlar bulunmaktadır. Bir kimsenin dahi olabilmesi için gerekli olan şartlar temelde ilim, takva ve siyasetten oluşan üç hususlu bünyesinde vardır. İlki ilim olan şeriat ilmine, ikinci ilim alanı tevhid ilmine, üçüncüsü ise değişmeyen beyan ilmine karşılık gelmektedir. İsmaili davet hiyerarşisi saygı ve otorite açısından son derece sıkı bir disipline sahiptir. Bu disiplin yalnızca güvenlik kaygısından ötürü değil, aynı zamanda İsmaili öğretinin kendi sofistike doğasından da kaynaklanmaktadır. Zira her bir hiyerarşiye itaat, aynı zamanda imama itaat anlamı taşımaktadır. Alt mertebedekilerden her surette üsttekilere saygı beklenmektedir. Alt mertebedeki birisinin en üst mertebedeki herhangi birisine yanlışlıkla bile olsa bir şey öğretmeye kalkışması veya onun pozisyonunu yüklenmeye çalışması, onun davetten dışlanmasına yol açmaktadır. Dâhiler içinde bulundukları veya muhatap oldukları kitlelerin psikolojisini bilen ve bunu istedikleri yönde çok iyi kullanabilen kimselerdi. Onların amacı yalnızca davete taraftar kazandırmak değil, bunun yanı sıra davete girmiş kimselerin eğitim ve öğretimiyle de ilgilenmekteydi. Bu yüzden de kendilerine, yeni kuşamlarına, toplumdaki konularına fazlaca önem vermeleri gerekmekteydi. Öyle ki dâhilerin içinde bulundukları ortamda genellikle evli kimseler olması, bir evi ve kendisine hizmet eden hizmetçilerin olması beklenmekteydi. Dâhiler genellikle iyi bir aileden gelir ve iyi bir eğitim almış olurlardı. Bu kimselerin yanında davete yeni girmiş olanlar veya kendisiyle görüşmek isteyen misafirlerle ilgilenecek, onları ağırlayacak ve bu konuda üst dâhiye yardımcı olacak bazı yardımcılar söz konusuydu. Dâhiler, dâhi olma kimliklerini çok kez gizlemekteydiler. Fakat davete kazandırmak istedikleri insanlar konusunda seçiciydiler. Bu yüzden onlar en sıradan insanları da içine alan geniş bir kitleye yönelen bir iletişim stratejisi izlediler. Sünni kaynaklar davete muhatap kitlesi olarak cahil ve köylü zümreleri göstermektedir. Buna karşılık İsmaili davet açısından bakıldığında bunun tam anlamıyla doğru olduğunu ileri sürebilmek güçtür. İsmaililer daveti insanlara taşırken onların davete yapacakları katkıyı ve içinde bulundukları coğrafi, fiziki ve sosyokültürel ve benzeri şartları merkeze alıyorlardı.
Bu çerçevede bazen siyasi veya ekonomik gücü olan kişiler İsmaili davetin doğrudan ilgi alanına girmekteydi. Örneğin Samanilerin idaresi sırasında Nesefi'nin faaliyetleri doğrudan saray erkanına yönelikti. Ancak sıradan halk kitleleri de çoğu zaman onların hedef kitlesi arasında yer alıyordu. Özellikle siyasi güç elde etme noktasında bu geniş halk kitlelerinden yararlanmayı umuyorlardı. İsmaillerin davet konusunda seçiciliğinin temelinde kişilerin hem davete ne kadar gönül vereceği hem de davetin bu insanlar vasıtasıyla ne türden kazanımlar elde edeceği gibi pragmatik gerekçeler yatmaktaydı. Bu çerçevede belirledikleri ve kayda değer buldukları muhataplarda önce birebir bir iletişim kanalı oluşturmaya çalışıyorlardı. Fakat asıl yapmaya çalıştıkları şey karşılarındaki muhataplarda bir ilgi ve merak uyandırmaya çalışmaktaydı. Eğer kişi buna kayıtsız kalırsa süreci fazla uzatmadan sona erdiriyorlardı. Buna karşın eğer ilgi gösterirse, ilgi duyduğu şeylerin kendisine açıklanabilmesi için ondan bir ahit ve söz alıyorlar. Ardından da davetin hiyerarşik yapısında ortaya konan aşamalar doğrultusunda onu çeşitli imtihana tabi tutuyorlardı. Eğer bu kişi imtihanlardan geçerse artık İsmailiyin organik bir parçası haline geliyordu. Sonuç, İsmaili düşüncenin temelinde aslında döngüsel tarih anlayışı yatmaktadır. Bu yaklaşıma göre tarih başında neyse sonunda da odur ve kendi tikel bağlamı içerisinde sürekli bir devinimi ve tekamülün yaşandığı tek bir tümel gerçekliği ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında İsmaililiğin tarihe ve tarih içerisinde dini yaşama bakışları doğrusal bir çizgide şekillenmemektedir. Bu algı biçim onlara davet olgusunun ta Hazreti Adem'den itibaren var ola gelen bir gerçeklik olduğu fikrini beraberinde getirir. Bu kabul, İsmaili düşünceye dinamizm kazandıran ve onu evrenselci bir söyleme dönüştüren en önemli husustur. Bu anlamın temelinde zamanın imamının aynı zamanda evrenin imamı olarak görülmesi anlayışı yatmaktadır. Bu yaklaşım tarzı ise İsmaili kozmolojiyle yakından ilişkilidir. İsmaili kozmolojide dünya ile evren arasındaki sınırlar ortadan kalkmakta ve tüm evren tek bir gerçeğin varlık zeminine dönüşmektedir. Bu açıdan bakıldığında davet sadece epistemolojik bir olgu değil, bunun yanı sıra ontolojik bir gerçekliktir. Bundan dolayı da kendi içinde biri içe, diğeri dışa dönük iki süreç barındırmaktadır. Dışa yönelik süreç, davetin evrenin her bir uzamına ve bu uzamın fiili aktörleri olarak insanlığa taşınması, içe yönelik süreç ise onu taşıyacak kimselerin sıkı bir eğitim sürecinden geçmeleridir. Davetin gerçek mimarları olan bu kimseler, dayılar olarak isimlendirilmekte ve yukarıya çıkıldıkça daralan ve en sonunda imama ulaşan hiyerarşik bir yapılanmanın bir parçası olmaktadır. Davet, evrenselci bir iddianın tüm insanlığa ulaştırılması iken, dayı bunu ulaştıran ve buna aracılık eden kimsedir. Bu yüzden herkesin dayı olabilmesi ve davetin taşınmasında köprü vazifesi görebilmesi mümkün değildir. Dayilik, çok sıkı bir eğitim ve imtihan sürecinin sonunda kendilerini ispat edebilmiş insanların üstlenebilecek kutsal bir görevdir. Bu sebeple davet yapılanmasının aslında seçkin bir sınıf ve zümre olduğunu belirtmek gerekir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederiz. Muzaffer Bey'le kıyamında başsağlığı diliyoruz. Tebliğini dinledik. Güzel hazırlanmış bir tebliğ. Ben şimdi bu tebliğ üzerine hazırlanmış müzakerelere geçeceğiz. Ben hemen sağında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yusuf Gökalp hocamıza sözü veriyorum. Hem 10 dakikaya geçmesi müzakereler biraz erken bitirelim çünkü yarım saatlik bir gecikmemiz var. Hocam mümkünse iki oturumu birleştireceğiz. Öyle mi yapacağız? Tamam. Yani 5 dakika yeterli. Ben birkaç dakika sadece birkaç şey söylemek istiyorum. Bu konuyla ilgili çok değerli bilgiler verildi zaten. Şimdi ben sadece İsmaililiğin tarihi gelişim seyri içerisinde Yemen sürecinden bahsetmek istiyorum birkaç cümleyle. Şimdi Hicri 260'lı yıllardan itibaren Karmatilik olarak bilinen İsmaililerin Hamdan bin Karmak'tan dolayı Yemen'e gittikleri İbn-i Havşep ve diğer birkaç dahi aracılığıyla gittikleri görülüyor. Yemen'de kısa bir süre kendilerini gizleyen Karmati İsmaililerin bir zaman sonra açıktan davete başladıkları görülüyor. Özellikle Hicri 4. ve 5. yüzyıllarda
Yemen bölgesinin Karmati İsmaililer açısından oldukça önemli olduğu anlaşılıyor. Çünkü kurmak olarak da söylenebilir, siyasi olarak bölgede zaman zaman işte Sana ve Sa'da gibi büyük şehirlerin olduğu bölgelere ele geçirdikleri görülüyor. Burada kendi içlerinde hiyerarşik bir yapı ifade etti arkadaşımız. Kendi içlerinde hiyerarşik bir yapılarının olduğu, dahilik sistemi ile faaliyetlerle yürüttükleri görülüyor. Yemen bölgesi bildiğiniz üzere merkezi otoritenin zayıf olduğu o dönemlerde ve kabile çekişmelerinin yoğun olarak yaşandığı bir bölge. Yani esasen Karmati İsmaililer faaliyetleri içinde müsait bir zeminin olduğu anlaşılıyor. Burada dikkat çeken husus şurası, Karmati İsmaililerle Zeydilerin sürekli bir mücadele, çekişme içerisinde olduklarını gördüm ben. Özellikle gayri ahlaki bazı davranışlar sergiledikleri, işte şeriatı ihlal ettikleri gibi gerekçelerle, mesela Leylet-ül İfade gibi bazı geceler düzenledikleri gerekçesiyle Zeydi imamlara gelerek sürekli karmatileri şikayet ediyorlar. Bu tür şikayetler üzerine Zeydi imamların işte ordu toplayarak veya işte asker taraftarlarını toplayarak karmatilerle yoğun bir mücadeleye giriştiği görülüyor. 4. 5. yüzyıllar Karmati İsmaililerin Yemen'de etkin oldukları bir dönem. O gün bugündür Yemen bölgesi İsmaililer için önemli bir merkez özelliği taşıyor. Yemen'deki İsmaililerin veya Karmatilerin diğer bölgelerdeki Mısır veya diğer bölgelerdeki İsmaililerle de irtibat halinde oldukları anlaşılıyor. Dolayısıyla Karmati İsmaililerin kurumsallaşması veya işte varlıklarını devam ettirebilmesi açısından Yemen bölgesinin İsmaili tarihinde önemli bir yeri olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Süper, teşekkür ederiz. Muzaffer Bey'in tebliği Fatimi davet hakkındaydı. Batini Fatimilerin rakibi olan Batini Karmatilerin Yemen'deki durumu da yine aynı minvalde ortaya konmuş oldu Yusuf Bey tarafından. Şimdi ben sözü Aytekin Bey'e, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Aytekin Şen Zeybek hocamıza veriyorum. Hocam teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle metin üzerinden gitmek istiyorum hocam. Şimdi metnin 3. sayfasında hakim Ubeydullah el-Mehdi'nin kendisine Muhammed bin İsmail soyundan gelen imamlar olduklarını ve kendisinden önceki 3 müstahar imamın da Muhammed bin İsmail soyundan geldiğine dair bir net ifade var. Ancak kaynaklarda belirtilen Fatimi İsmaili davetinde Ubeydullah el-Mehdi'nin Muhammed bin İsmail'den değil de Abdullah el-Eftah'tan kendi soyunu oraya dayandırdığı ve Ubeydullah'ın Yemeni'ye yazdığı bu mektupta açıkça bunu ifade etti. Ardından da Fatimi Devleti'nin resmi olarak kendi imamet zincirini Abdullah el-Eftah'a dayandırdığı yönünde bir iddia var. Bence buna bir değinilmesi gerekiyordu. Yani işin daha açıkçası sosyopolitik açıdan dendiği için başlık, Ubeydullah el-Mehdi'nin hilafeti ya da devlet kurma isteğini gerçekleştirebilmek için akidede meydana geldiği, daha doğrusu Halis İsmaililer ya da Karmati akidesinde meydana getirdiği değişikliklere biraz daha vurgu yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer hususta Ubeydullah el-Mehdi'nin İsmaili düşüncedeki zahir batın ayrımından getirmiş olduğu yeniliğe de biraz daha ağırlık verilmesi gerekiyordu. Çünkü Ubeydullah el-Mehdi kendi Fatimi Devleti içerisindeki Sünnileri de bir nebzede rahatlatabilmek için sadece batına kayan önceki İsmaililerden ayrılık olarak zahir batın dengesini kurma yönünde bir çaba sarf ettiğinde biliyoruz bu konularda değinilse iyi olur ama genel olarak ders gerçekten güzel hazırlanmış bir ders. Hocamızın eline sağlık diliyoruz. Evet, gerçekten Fatimi Devleti'nin 250 yıllık uzun tarihi başarısı ve çok
dikkat çekici bir medeniyet ortaya koymasının arkasında azınlık olmalarına rağmen Sünni olan çoğunluğu da memnun edip onları idare edebilmelerinin arkasında bu dengeci siyasetleri yatıyor. Fatimilerin gerçekten mezhep çatışmalarının yaşandığı şu günümüzde Fatimi politikaların ayrıca incelenmesi, mezhepsel barışın nasıl sağlandığı Mısır'da, nasıl sağlandığı Fatimiler tarafından ve Sünnilerin buna nasıl uyum gösterdiği, hatta gayrimüslimlerin, ehli kitabın o medeniyetin kuruluşunda istihdam edilmesinin nasıl sağlandığı hususu gerçekten incelenmeye değer. Bunu da burada not etmiş olalım. Ben hemen sözü Ahmet Bağlıoğlu hocamıza veriyorum. Elazığ Fırat Üniversitesi İlahi Fakültesinden. Buyurun. Kıymetli hocalarını ve hazırını saygıyla selamlıyorum. Muzaffer Hoca'nın tebliğinde sosyopolitik gelişimden bahsediliyor. Birkaç tespitte bulunacağım. Gerçekten de baktığımız zaman Şia'nın içerisindeki diğer kollara göre en başarılısı, günümüzde Şia deyince İmamiye akla gelmesine rağmen İsmailiye, Batiniye olmuştur diyebiliriz. Bu hem baktığımız zaman siyasi gelişim olarak da bunu görebiliriz. Çünkü Fatimiler gibi bir imparatorluk kurmuşlar, Karmatileri kurmuşlar ve yapılanma olarak baktığımız zaman İslam coğrafyasının, hatta İslam'ın gitmediği komşu coğrafyalara bile dahiler yoluyla yapılandıklarını görüyoruz. Yani Kuzey Afrika'dan Suriye'sine, Irak'ına, İran'ına, hatta Hint alt kıtasına kadar dahiler yoluyla buralara ulaştığını görüyoruz ki bu gerçekten de bir başarı olarak değerlendirebiliriz. Aynı zamanda İsmailiyin veyahut da Batiniliğin bir başka başarısı da belki zihinsel dönüşüm olarak denilebilir. Bu başarımı belki eleştirilebilir tabii ki. Baktığımız zaman Ehl-i Sünnet diye tanımladığımız ana çizgi batini fırkalara devamlı mesafeli durmuştur. Bu İslam'ın ilk 500 yılına kadar neredeyse devam eder. Ha, arada Zennuni Mısri gibi veyahut da Kuşeyli gibi sünnet merkezli tasavvufi akımlar veya batini yorumlar girmek istemişse de bunun da çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Ta ki Gazali dönemine kadar. Ve Gazali döneminde bakıyoruz ki batinilikin bir başka bir boyutu olan tasavvufla Ehl-i Sünnet bir kutsal ittifak sağlamış oluyor. Ve bundan sonra bakıyoruz ki Ehl-i Sünnet'in içerisinde tasavvufi yorum, tasavvuf adı altında batinilik oldukça hızlı bir şekilde gelişiyor. Burada bizim problemimiz Ehl-i Sünnet içerisindeki bu batini yorumları öyle veya böyle tevil ederken, kabullenirken İsmail'i veyahut da bidat olarak gördüğümüz mezheplerdeki tevilleri onu zahiri olarak anlayıp bunlar işte sapıktır, hulul inancına inanıyorlar, nübüvvetini ilan etmiştir veyahut da ilahlığını ilan etmiştir diyerekten onları dışlıyoruz. Ya ikisini de kabullenmemiz lazım veyahut da ikisini de reddetmemiz lazım. Size iki tane somut örnekle anlamanız için söyleyeyim. Mesela Mesnevi'de bir hikaye geçiyor. Biz hocalarımız da akşamleyin Mesnevi'den bayağı bahsettik. Onlardan bahsetmeyeceğim. Onların bir kısmı da burada söylenemeyecek şekilde bazen müstehcen ifadeler de barındıran hikayeler. Ondan bahsetmeyeceğim. Hikayeye göre Mesnevi'de geçiyor arkadaşlar. Beyaz Dibestami haca gitmeye niyetlenir. Ve yolda giderken de her bölgede zamanın Hızır'ını arar. Ve en sonunda böyle ama kör, yani zayıf, cılız oldukça ama nur yüzlü bir şeyhle karşılaşır. Onunla sohbet eder ve Şeyh Beyazıt'a der ki ey Beyazıt, nereye gidiyorsun? Niyetin nereye? İsterseniz okuyayım arkadaşlar. Yorum katılmasın. Direkt Mesnevi'den. Beyazıt, erken vakitte Kabe'ye niyetim vardır. Şey, peki yol azlığı olarak neyin var? Beyazıt 200,
200 dirhem gümüşüm var, işler beşlisemin köşesinde bağlı der. Bunun üzerine şeyh, benim çevremde 7 kere tavaf et, bunu hac tavafından daha iyi say. Ey cömert, o dirhemleri önüme koy, bil ki hac yaptın, muradın gerçekleşti. Ümre yaptın, baki ömrü elde ettin, temizlendin, safada koştun. Canının gördüğü hakkın hakkı için hak beni kendi evine üstün tutmuştur. Kabe onun lütuf evi ise benim tabiatım ise onun sır evidir. O evi yaptığından beri yani Kabe'ye hiç gitmedi. Halbuki bu eve ise o hay haktan başkası girmedi. Madem beni gördün, hakkı gördün, sadakat Kabe'sinin çerçevesinde döndün. Bunu bana hizmet, Allah'a hizmet ve şükürdür. Sanma ki hak benden ayrıdır. Gözünü iyice aç, bana bak. Böylece insanda hakkın nurunu göreceksin. Bu hikayeyi anlattıktan sonra Mevlana burada kendi yorumunu, hikayeden alacağımız dersi daha doğrusu bize veriyor. Diyor ki Beyazıt bu nükteleri anladı. Altın halka gibi kulağına taktı. Ondan dolayı Beyazıt'ın derecesi attı. Ulaşılan son noktaya ulaştı. Yani Beyazıt Tanrı benim içimde diyen bir insanın etrafında tavaf ettiği için Beyazıt oldu. Şimdi bunu batin, bidat diye nitelendirdiğimiz mezheplerden birisinde biz bu rivayeti görseydik ne derdik bilemiyorduk. Daha farklı bir şey de Eflaki'nin Menakibül Arif'inden anlatayım arkadaşlar. Yine Menakibül Arif'inde geçtiğine göre Mevlana kızı Kimiye Hatun'u arar. Medrese önünde bayanlar vardır. Hatta onlara sorar Kimiye'yi bana bulun diye. Sonra Şems'in çadırına gider bakar ki Kimiye Hatun'la Şems orada karı koca cilveleşiyorlar, oynaşıyorlar. Hemen geri çekilir, medresenin önünde, çadırın önünde git gel yapar. Ve daha sonra belli bir zaman geçtikten sonra Şems içeri geldir. Şems içeri girdiğinde, Mevlana içeri girdiğinde özür diliyorum. Der ki sanki Kimiye buradaydı, ben yanlış mı gördüm, Kimiye nereye gitti? Şems'in cevabı ise, Tanrı bazen benim istediğim şekilde bana görünür. Ve öncesinde aslında söylüyor, diyor ki bazı beyinler bunu anlamakta zorluk çekerler. Halbuki Beyazıt-ı Bestami'ye de Tanrı genç tüyü bitmemiş oğlan şeklinde görülürdü. Arkadaşlar bakın, batini dediğimiz İsmailiye'de hulul anlayışı vardır ama oradaki hulul anlayışında baktığınız zaman İnsanları doğruya yöneten imam şeklinde Tanrı insan imam şeklinde hulul eder. Onu biz sapıklık olarak görürken bu tarafta insanın nefsi arzularını tatmin için görenine kabul edip diğerini reddetmemek bilmiyor. Eğri oturup doğru konuşalım ne derece kabul edilebilir bir şey. Dolayısıyla bir ölçü koymamız ya bunların hepsini reddetmemiz veyahut da hepsini tevil edebileceksek tevil etmemiz. Tabii ki hocalarımın baştan beri hep söylediler. Hasan hocamdan tutun Fıkıhlar hocamdan buradaki müzakere ve tebliğ sunanlara kadar biz insan herhangi bir hareketi, tarikatı, mezhebi İslam'ın içine atma veya dışlama ile yükümlü değiliz. Biz resmi koyuyoruz. Ha, resmi olduğu gibi koyar. Ve bu resmi koyarken tabii ki İsmail'i veya Batini dediğimiz hareketlere karşı da resmi doğru koyalım. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Size teşekkür ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Musa Hızır kıssası olduğu müddetçe onu da almamız mümkün değil. Böyle bir şey hak kelamın bir parçasıdır. Bu tür yorumlar sünnilik içinde de gayri sünnilik içinde de olacaktır. Aslında bu sempozyumun ilk tebliği Hızır Musa kıssası olmalıydı bence. Onun bir tefsirciden veya bizlerden birinden bunu dinlemeliydik. Ya
İbn Teymiye, İbn Kayyım, İbn Hacer gibi Hızır peygamberdir deyip defteri kapatacaktık ya da bunu doğru dürüst bir açıklığa kavuşturacaktık. Ne kadar kavuşturacaktık o ayrı bir soru. Fakat bu tür batini yorumlar çok haklı olarak ben katılıyorum Ahmet Bey'e. Yani bir taraftan batiniliğe kızıyoruz, öbür taraftan Mevlana'mız diye bunları sahipleniyoruz veya tevil ediyoruz. Bu ciddi bir çelişkidir. Evet, ben hemen sözü Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Ahmet Yönem hocamıza veriyorum. Onun da müzakerelerini dinleyelim. Hocam teşekkür ederim. Ben çok kısa değerlendirme birkaç maddeyle söyleyeyim, sözlerimi biteceğim. Tebliğin başlığı İsmailiye'nin sosyopolitik gelişim seyri iken daha çok tebliğin içeriğinde benim gördüğüm İsmailiye'nin sosyopolitik gelişimine dair kurumsal bilgiler ön plana çıkmış. Gelişim seyrine dair kronolojik ya da fikir yönünden nasıl geliştiğine dair benim zihnimde çok şey şekillenmedi. İkincisi, bu batınilik mevzusu konuşulurken birinci tebliğin de isminde vardı, kadim kültürler diye. Çok eski kültürlere ve İslam dışı inançlara sayılar, rakamlar, kişilere yüklenen özellikler konusunda galiba eğilmek gerekecek. Yani sadece İslami düşünce ya da Kur'an, hadis ya da kendisini İslam dini içerisinde tutarak bu fikirlerin geliştiği şeklinde bir şeyin olduğunu söylemek mümkün olmadığı için diğer kültürlerden alınan boyutlarına bence biraz daha ağırlık verilmesi gerekiyor gibi geliyor. Burada tabii konu Mehdilik konusu, Hasan Hocam da çok üzerinde önemli durduğu bir mevzudan belki de farklılaşmanın gerçekleştiğini görüyoruz. Bir de tebliğ üzerinde durulan konu dâilerin metodu, dâilik üzerine konuşuluyor ama bu dâiler neye çağırdılar, neye davet ettiler? Davetlerinin ana özü konusunun tebliğ içerisinde vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir şeye çağırılıyor insanlar ama neye çağırdılar? Bunun da ön plana çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak kaynaklar konusunda biraz daha eski kaynaklara inilebilir miydi acaba diye düşündüm. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Bu oturumu böylece kapatmış olduk. Hemen vakit geçirmeden programımız nasıl cereyan edecekse herhalde ara vermeyeceğiz değil mi? Çok kıymetli oturum başkanımıza ve değerli müzakereci hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın hocalarımız, burada ara vermeden devam edeceğiz. İkinci oturumun birinci tebliğine geçiyoruz. Oturum başkanımız Profesör Doktor Metin Bozan hocamız. Hocamızı kürsüye arz ediyorum. Müzakereci hocalarımız Profesör Doktor Muharrem Akoğlu, Profesör Doktor Seyit Bahçıvan, Doçent Doktor Harun Yıldız, Doçent Doktor Ahmet Ak, Doçent Doktor Gıyasettin Koçoğlu, Yardımcı Doçent Doktor Hanefi Şahin, Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Kalaycı, Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Keskin. Hocalarımı da yerlerine istirham ediyorum. Ve Alamut İsmaililiği ve Selçuklular konulu tebliğini sunmak üzere Yardımcı Doçent Doktor Adem Arıkan hocamızı da kürsüye davet ediyorum. İkinci oturumun birinci tebliğini sunacağız.
Bundan önce ben Mehmet Ali Hocam'ın bir katkısı olacak var mı diye sormasını bekliyordum. Çok hızlı davrandı. Dediği bir şeyler vardı. İşte Karmati İsmaililerin orada mücadele ettiğini söyledi. Belki dikkat etmemiz gereken bir şey var. Fatih Bey Karmati ayrımından sonra Yemen'de İsmaililer bölünüyorlar ve birbirleriyle mücadele ediyorlar. Yani büyük ölçekte Fatimi ve Karmatilerin birbiriyle mücadelesi gibi Yemen'de de bu mücadele sürüyor. İkinci bir cümlem olacaktı. Fatimiler sadece Sünnilere yönelik zahir-batın uyumu teorisini geliştirmediler. Aynı zamanda döngüsel tarihe, yani Karmatilerin sıkı sıkıya bağlı olduğu devri tarih olarak tarif edildi. Döngüsel tarihe ki son imam Muhammed bin İsmail'dir ve bitmiştir, gelmiştir düşüncesine sonsuz döngüsel tarih tevhidini katarak Karmatilerin de gönlünü kazanmış. Hatta bazı Karmati liderlerini kendi safına çekmiştir. Bu katkılardan sonra direkt sözü Adem Hocam'a veriyorum. Kendisi bize Alamut İsmaili ve Selçuklar adlı terbiyeni sunacak. Evet, teşekkür ediyorum. Muhterem hocalarım, sevgili arkadaşlar. Ben öncelikle şöyle bir başlangıç yapmak isterim. Alamut İsmaililiği ve Selçuklular başlığıyla ilgili ne yapabileceğime dair birçok örnekleri inceledim. Aslında bu konuyla ilgili yapılmış çok kapsamlı çalışmalar var. Elbette ki onlardan da istifade ettim. Dolayısıyla bir mezhep olarak İsmaililikle ilgili anlatacaklarım orijinal değil. Yani oralarla çok benzer, hatta oralarda daha detaylı bilgiler bulabileceğiniz şeyleri gündeme taşımış olacağım. Ama ben birazcık işi Selçuklulara çekerek Alamut İsmaili hakkında daha çok bilgi edinebildiğimiz için olayı o taraftan anlatmak istiyorum. Bununla ilgili şöyle başlamak isterim. Alamut İsmaili aslında devri kıyamet dikkate alınarak üç kısma ayrılıyor. Öncesi, o devir ve sonrası. 46 yıl kadar bir devri kıyamet dönemi var. Bu dönemde şeriat ilga edilmiş durumda. Dolayısıyla da bizim zihnimizdeki birçok şeyin kaynağı zaten orası. Ama benim Selçuklularla sınırlı olan anlatacağım kısım oraya var mı? Tabii ki oralarda atıklarımız olacak ama öncesi. Hatta şurası çok ilginç. Bu iş, devri kıyamet işi Selçuklular yıkıldıktan sonra oluyor. 5 yıl sonra oluyor. Bu da bence önemli. Yani fırsat bakımından. Öncelikle birkaç tane kavramdan bahsetmek istiyorum. Alamut İsmaili'de adından da belli olduğu üzere bir İsmaililik kolu. İsmaililiğin altındaki bir kol. İsmaililik meşhur Karmati Fatimi ayrışması sonrasında malum olduğu üzere Karmatiler İsmail'in oğlu Muhammed'in dönüşünü bekliyorlar. Fatimiler ise kendileri farklı bir silsileyle kendilerini imam olarak ortaya koyuyorlar ve neticede devletlerini kuruyorlar. Bu devlet nerede kuruldu? Mağrib'de kuruldu. Mağrib'deki devlet zamanında Mısır'ı ele geçirdi. Geldi Bilad-ı Şam'ı ele geçirdi. Hicaz'ı ele geçirdi. Yemen'i ele geçirdi. Güveyhilerin son hükümdarları da Fatimiler adına hutbe okutmaya başlamışlar. Selçuklular Müslüman olduklarında iki tane halife var. Birisi Fatimi halifesi, İsmaililerin lideri, birisi Abbasi halifesi. Abbasi halifesi neredeyse tamamen bir figür olarak kalmış durumda. Çünkü o da bir Şii yönetimi, yani Büyükler'in eli altında kalmış durumda.
Böyle bir durumdayken Selçuklular Müslüman oluyorlar ve zayıf olanın tarafında yer alarak bu coğrafyaya geliyorlar. Bu coğrafyaya gelirken de kavga ettikleri devletler aslında Sünni devletler. Yani bir düşmanlık üzerinden mezhep seçimi gibi gözükmüyor işin başı. Neticede Selçuklular bu coğrafyaya gelirken bizzat Tuğrul Bey hedefleri arasında Fatımi Devleti'ni ortadan kaldırmak diye bir hedef açıldı. Bu net olarak kaynaklarda yer alıyor. Tuğrul Bey'in bu hedefini gerçekleştirmesi gecikiyor çünkü her zamanki gibi Fatımi Devleti dailik teşkilatıyla Selçukluların içine kadar sızmış durumda. Bir Besasiri hadisesi diye bir hadise vardır. Hocamın danışmanlığında bir tez de yapıldı bununla ilgili. Selçuklular Bağdat'ı aldığında Büveykiler ordu olarak ordu komutanı Besasiri komutasında Suriye tarafına çekilmiştir. Meşhur Dâi El-Müeyyed Fiddine Şirazi o dönemde Selçukluların en kuvvetli komutanı olan Tuğrul'un kardeşi İbrahim Yınalı kendi tarafına çekerek Tuğrul Bey'e karşı isyan etmiştir. Yapılan anlaşmaya göre eğer İbrahim Yınal başarılı olacaksa Fatimiler adına hutbe okutacaktı. Ve Tuğrul Bey İbrahim Yınal'a karşı mağlup olmuştur. Selçuklu Devleti'nin özellikle Akıncı kuvvetleri İbrahim Yınal'ı desteklemektedir bu süreçte. Tuğrul Bey kardeşinin oğlu Alparslan'ı doğudan çağırarak bu hezimetten kurtulabilmiştir. Bu süreçte Tuğrul Bey iktidar mücadelesi vermek için geriye yani İran topraklarına çekildiği dönemde Besasiri yani Büveyhi komutanı Bağdat'ı ele geçirdi ve bir yıla yakın bir süre Bağdat'ta Fatimi halifesi adına hutbe okudu. Yani Fatimi Abbas halifesi o süreçte bir kalede tutsak olarak bekletildi. Ne zaman ki Tuğrul Bey bu isyanı bastırıp kardeşini öldürdükten ve Besasiri hadisesini hallettikten sonra tekrar Abbasi hilafeti yerine oturtulabildi. Bu hadise için Abbasi hazinesinde o kadar çok büyük bir tahribat meydana gelmişti ki yani bizim kaynaklarımız diyor ki hiçbir şey kalmadan her şeyi bunun için kullandılar. Dolayısıyla bu süreçte, tam da bu süreçte Abbasi'nin başında Mustansır isimli bir halife var. 58 yıl kadar hilafette kalmış. Onun halifeliği bittiğinde İsmaililik yeni bir bölünmeye girecek. Ama Hasan Sabbah Alamut'u ele geçirdiğinde hala bu halife iktidardaydı. Dolayısıyla da Hasan Sabbah Kale'yi Fatimiler adına ele geçirmiştir. Tuğrul Bey böyleydi. Alparslan da çok net bir şekilde Fatimi karşıtıydı. Bizzat devlette görevlendirilen memurlarla ilgili bile kayıtlar var. Komutandan niye bu adamı, bu bozuk mezhepli adamı görevlendirdin diye azarladığını bizzat Nizam-ı Mülk anlatıyor bize. İşte o memur ben batini değilim, rafiziyim dediğinde lanet olsun her ikisine de, ikisi de birbirinden farklı mı ki dediğini biliyorsun. Dolayısıyla kendisi mezhep olarak bu mezheplere karşı duyarlı. Aynı şekilde Malazgirt Savaşı öncesinde Halep'e kadar geldiği, orada Bizans ordusuna haber alıp geri döndüğünü biliyoruz. Çünkü Kahire'yi kuşatmaya giderken yoldan geri dönmüş bir hükümdardan bahsediyoruz. Onun oğlu Melikşah zamanında komutanlarından Atsız isimli bir komutanı Kahire'yi de kuşatmıştır. Ama ordusundaki bazı kişilerin ihaneti sebebiyle geri dönmek zorunda kalmıştır. Tam da Atsız bu faaliyetleri yürütürken Hasan Sabbah da Kahire yolundaydı. Onu Selçuklu topraklarına geri de dahiler ikna etmiş, mezhebe kazandırmışlardı.
ve son eğitim alması için Kahire'ye yola düşmüş bir insan. Hasan Sabbah ile ilgili bizim sünni kaynaklar bile çok ilginç hikayeler anlatıyor ve onu takdir eden ister istemez mesela öldüğünde cehenneme yuvarlandı türü laflar kullananlar bile onun zekasına vurgu yapıyorlar, çalışkanlığına vurgu yapıyorlar, maharetlerini bir bir bizlere anlatıyorlar. İsne Aşeriye mezhebine mensup bir ailenin çocuğu. Kumda doğuyor, sonra Rey'e taşınıyorlar. Rey de Fatimi davetini kabul ediyor. Orada Abdülmelik İbni Abdeş, Abdeş isimli dâinin tavsiyesiyle Kahire'ye geliyor. Bunların tarihleri var, geçtiği yollar var, bunlarla ilgili bütün detaylar elimizde var. Çünkü onun hayat hikayesini anlatan bazı metinler Alamut Kalesi ele geçirildiğinde korunmuş. Bizzat onun aleyhinde yazan Cüveyni tarafından hayat hikayesi kendi eserlerinden bize nakledilmiş durumda. Gelip Kahire'de Mustansır zamanında yine 1,5 yıl kadar kalıyor. Kendi ifadesine göre Mustansır'la hiç görüşememiş. Görüşemeden dönmüş. Ama başka kaynaklarda ondan işte sorgu, cevap aldığı türlü ifadeler var. Bunun sonucunda şu ortaya çıkıyor ki bazı yazılı şeyler sormuş, cevaplar almış. Sorduğu soruların en önemlisi senden sonra başa kim geçecek? O cevapta da oğlu, büyük oğlu Nizan'ın geçeceğini öğreniyoruz. Hasan Sabbah geri döndüğünde 7 yıl, kimine göre 9 yıl kadar çeşitli bölgelerde dolaşıyor. İran'ın en güneyinden en kuzeyine kadar. En sonunda Şia'nın merkezi olan her zaman, başlangıçta dine girerken bile Ehl-i Beyt mensuplarının yoluyla dine girmiş olan Hazar'ın güney kesimleri, yani Deylem dediğimiz bölgeden Alamut Kalesi'nin olduğu bölgeye karar kılıyor. Bununla ilgili çok değişik hikayeler var. O kaleyi yine Zeydi bir yöneticiden teslim aldığına dair ifadeler var şeyde, araştırmalarda ve kaynaklarda. Selçuklular hiçbir zaman Zeydilerle çarpmış dünyanın savaşına dair hiçbir emare bulamıyoruz. Dolayısıyla bu makuldür, olabilir bir sonuçtur. Mesela kaleye geliş süreciyle ilgili ilginç hikayeler var. Yani bu tarih kitaplarına da yansımış. Direkt gitmiyor. Önce etraftaki insanları kazanıyor. Kaledekileri kazanıyor. Mahlas ismi, gizli bir isimle kendisi giriyor. İşte Dekuda ismini kullanıyor mesela. Sonra kaledekiler zaten onun eline geçince kale sahibine diyor ki sen artık buradan çek git. Onun üzerine o da şaka yaptığını düşünerekten tebessüm ediyor ama sonuçta terk etmek zorunda kalıyor. Ama terk ederken ona bir kağıt yazdı. Kalenin bedeli olarak bir para önerdiğini görüyoruz. Bu paranın da Selçuklu komutanlarından birisi tarafından hürmetle ödendiğini görüyoruz. Böyle Selçuklu kalelerini yöneten kendini gizlemiş, devletin parasını Hasan Sabbah'ın hizmetinde kullanan çeşitli hikayeler var. Bunlardan bir tanesi de Girkuk Kalesi'nin lideri Reis Muzaffer isimli birisi. Bu adam ta ilk başlangıçta da o mezheptendi. Son Sultan Sencer geldiğinde de hala o mezhebe devam ediyordu. Hasan Sabbah Alamut'u aldıktan sonra daha henüz Melikşah hayattayken birkaç tane sefer var. Bu seferlerden bir netice alınamıyor ve Melikşah'ın döneminde aslında devleti neredeyse gerçek yönetici pozisyonuna gelmiş olan Nizam-ı Mülk bir batini tarafından, Hasan Sabbah taraftarı tarafından öldürülüyor. İlginçtir, bununla ilgili birçok dedikodu var. Sultan da itham ediliyor. Çünkü Sultan son zamanlarda Nizam-ı Mülk'le iktidar mücadelesi yaşıyor. Bundan çok kısa bir zaman sonra, 28 gün sonra Sultan da ölüyor. Daha 38 yaşında ama ölüyor. Onunla ilgili de bir sürü iddia var. Sultan ölünce asıl felaketler o zaman başlıyor. Çünkü ilk başa geçirilen hükümdar 5 yaşında. Çocuklar arasında bin bir türlü savaş var. Yani şöyle bir savaş manzarası düşünün. İki taraf karşı karşıya geldi.
küçük kardeş abicim diye koşmaya başladı. Herkesin morali bozuldu. Savaş falan dağıldılar. Bu savaşlar sürecinde arkadaşlar bin bir türlü hilelerle birçok kaleler ele geçiriyor. Bununla ilgili birçok şeyler var. Kayıtlar var, rakamlar var, kale isimler var. Onlarla ilgili buraya yazdık birçok şey. İlginç olan başka bir şey ise tam da bu kavgaların verildiği süreçte Kudüs Haçlılar tarafından alınıyor. Eğer bizim İbn-i Vesir ihtiyatlı bir dille gıyle diye başlıyor, vallahu alem diye başlıyor. Diyor ki işte Kahire bizzat Melikşah'ın komutanı tarafından, atsız tarafından muhasara edilince telaşa kapıldılar ve Franklarla irtibata geçip onları bizzat Fatımiler buraya gelmelerine vesile oldular diye bir kayıt var. Bununla ilgili tabii ki dediğim gibi ihtiyatlı bir dil kullanmıyor. Hakikaten de sonraki süreçte geri alınmasına yönelik çok da fazla bir çabalarının olmadığını görüyoruz. Bu grupla ilgili bizim literatürümüzde birçok isimlendirme var. Bunlardan en meşhur işte Batıniye, onlar için de sık sık kullanılıyor. İşte Hasan Sabbah'ın temel bir görüşü var. Ancak Allah'ı bilmek imamın talimiyle olur. Akılla bir yere varamayız. Çünkü her akıl bizi farklı farklı yerlere götürecektir. Dolayısıyla farklılıklara sebep olacaktır. Bu da bizim için felakettir diyor. Onun temel görüşü budur zaten. Bütün ona verilen cevaplarda bu vardır. Hatta dönemin eşarileri de bu hususta mağdurdur. Çünkü eşarilere diyorlar ki siz de tıpkı onlar gibi bir şeyin iyi veya kötü olduğunu şeriatla bilinemeyeceğini söylüyorsunuz. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Zaten bütün Hasan Sabbah taraftarlarının coğrafyası çıktıkları mezhebe adam kazandığından bölgeler eşarilerin olduğu bölgeler. Dolayısıyla sizinle onların görüşleri birbirine benziyor ve siz onların yolundasınız. Bunu özellikle İsnaşeniye mensupları gündeme getiriyorlar. Çünkü dönemin algısına göre Hasan Sabbah bizzat İsnaşeniye mezhebinden Şia'nın bir kolundan oraya geçtiği için Rafizilik mürhitliğe giden yol karanlık yol, dehliz olarak değerlendiriyor. Hasan Sabbah'ın temel görüşü bu olduğu için bununla ilgili verilen cevaplarda onun görüşlerini çürütmeye yönelik birçok farklı deliller ortaya koyuyor. Özellikle biz Gazali'de falan görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu olarak aslında güzel, nemli gibi gidiyor evet. 5 dakika süre var. Tamam, 5 dakikada öyleyse. Özellikle bu kardeşler arasındaki savaşlar sürecinde mesela 5 tane temel savaş gözüküyor. Berkyavuk ismi, yani en büyük kardeş, Hasan Sabbah taraftarlarını çokça kullanan, araç olarak kullanan bir adam olarak itham ediyor. Yani Selçuklu hükümdarı kardeşleriyle yaptığı mücadeleler sürecinde Batınilerin kuvvetlerinden istifade ediyor. Bu süreçte öyle şeyler yaşanıyor ki hiçbir emir artık zırh giymeden sultan huzuruna bile çıkamaz hale gelmiş. Herkes korku içinde. Askeriye müthiş şekilde oluşmuşlar. Askerin içerisinde bir taraf hep öteki taraftan şüphelenir hale gelmiş. Kardeşler arasındaki o savaşlara karşı karşıya gelince kardeşinin taraftarları Berkyavuk'un askerlerine Batıniler diye bağırıyor. Bu kardeşlerden Berkyavuk ömrü bu mücadelelerle geçtik. Öldükten sonra onun mücadele ettiği özellikle de Batınilerin karşıtı olan Muhammed Tapar döneminde iş tersine dönmüştür. Muhammed Tapar bu işin mücahididir. Yani bugünkü Çağdaş İsmaili araştırmacılar da şunu söylüyorlar. Muhammed Tapar, Batınliğin veya işte Alamut İsmail'in birçok bölgede ortadan kaldırılmasını sağlamıştır. Onların yayılmacılıkları tamamen sona ermiştir. Birçok yerde tamamen silinmişlerdir. Bununla ilgili birçok kayıtlar var. Nasıl öldürdüklerine dair işte ele geçirildiğinde ateşe veriyorlar. Mesela Hasan Sabbah'ı Kahire'ye gönderen
Abdülmelik İbn Abdülhaş'ın oğlu Ahmet'i ele geçirdiklerinde delisini yüzüp şey yapıyorlar, öldürüyorlar. Yani bu tür kayıtlar net olarak o dönem tarih kitaplarında mevcut. Üçüncü kardeş Sencer dönemiyle ilgili birçok şey var. Artık herkes savaşmaktan yorulmuş gibi görünüyor. Abbasi halifesinin de bu konuda mektupları var ve onlara verdiği cevaplarda bunu savunuyor. Evet, anlaştım. Anlaşmadan önce şu kadar faziler, anlaşma yaptıktan sonra artık bu iş bitti. İnsanlar şu kadar rahatladı, iyi oldu diye bu işi savunuyor. Sultan Sencer ile ilgili net ifadeler var. Onun batinilere bir takım fermanlar verdiği, vergi toplama yetkisi verdiğine dair ifadeler var. Bu dönemde belki bir şey daha işaret etmek lazım. Zamanında çok zor durumda kalan Abbasi halifeleri artık iktidar mücadelesine girişiyorlar. Mesela Müsteşrik diye bir halife kalkıyor, Selçuklu ordusuna karşı savaşıyor. Tabii ki mağlup oluyor, esir alınıyor ve o süreçte öldürülüyor. Batıniler öldürüyor. Ama tabii bununla ilgili yine bir sürü dedikodu yapıyor. Sencer, işte onlarla arası iyi, o gönderdi, öldürdü birbirlerine. Onun oğlu Raşid, yani iki tane Abbasi halifesini bu dönemde öldürüyor. Batiniler adına öldürüldüğü söyleniyor ama yorumcular, günümüzün araştırmacıları, onlarla arası iyi olan Selçukluların ne hikmetse hiç Abbas halifesi Bağdat'ta öldürülmezken savaş meydanına çıktığında niye öldürdüler diye bu konuda tereddütleri var. Şöyle bir net ifadeler var tarih kitaplarımızda, onu mutlaka söylemiş olayım. Bu yaşanan kargaşa sürecinde mesela Nizamiye Medresesi müderrisi bile batınilikle itham edilip tutuklanabiliyor. Yani o süreçte müthiş bir cadı avı da nada sebep oluyor bu işler. İlkiya Harrasi diye bir alim, işte bizim Subki, yok efendim Hasan Sapan lakapları arasında Kiya var, benzerlik var, dolayısıyla ondan karışmış var. Öyle değil. Harrasi Yezid'in lanetlenmesine fetva vermiş bir adam ama Nizamiye'de müderris. Onu da Selçuklu tutuklatıyor mesela ama sonra bunu bizzat halifenin kefil olmasıyla kurtarıyorlar şey olmaktan, daha fazla mağdur olmaktan. Gazali'ye ilgili bir iddia var, belki buraya ilginç olduğu için gündeme getirmek lazım. İşte 10 yıllık münzevi hayatını batinlerden korktuğu için Bağdat'tan kaçıp yaşadığına dair bir iddia var. Ama bu değerlendirmeler yapıldığında doğru değil gibi. Çünkü geldiğinde, döndüğünde 3 ay sonra onu getiren vezir öldürüyorlar. Gittiği bölgelerde çok müthiş batini şeyler var, yayılma var. Belki bir şeye daha yapacağım müsaadenizle. Batinilik sadece Alamut'ta ve İran coğrafyasında değil, Suriye'de çok etkili olmuş. Oradaki iktidar mücadelesi sebebiyle Suriye'deki Selçuklular kendi aralarındaki iktidar mücadeleleri sebebiyle bunları himaye etmişler. Çok açık olarak Sultan Rıdvan zamanında açık net bir şekilde kendi faaliyetlerini yürütüyorlar. Zor duruma düştüklerinde Haçlılar tarafına geçtiklerini görüyoruz. Mesela Zengi zamanında Halep'te ezanın Sünnice okunması hadisesi sonrasında defteri diyor ki, bu diyor onlara da bir şeydi, açıkça savaş ilanıydı. Dolayısıyla onlar Haçlılarla birlikte Zengi'ye saldırmakta haklıydı diye bize anlatıyor. Yani Haçlılarla birlikte Zengi'ye saldırmış durumdalar. Yine o bölgede Korsaki diye bir tane komutanın öldürülmesi hadisesiyle ilgili bir anekdot var, bu çok önemli bence. Cuma namazına, yani herkesin içinde öldürüyorlar. Ne kadar tedbir alırsan yani çok kurtulma şansın yok. Burada işin ilginç tarafı, öldürenler çoğu zaman kaçmıyorlar. Fedai dediğimiz kişiler kaçmıyorlar. Bir anne oğlunun böyle bir faaliyette kaçmayarak öldürüldüğünü duyuyor. Ve işte kutlamaları kabul ediyor, sürme çekiyor falan. Sonra anlaşılıyor ki bu çocuk kurtulmuş, orada ölmemiş. Bunun üzerine İsmaili anne saçını başını yolmaya başlıyor, ağlıyor, toz toprak atmaya başlıyor. Yani geri planda da bu işle ilgili, bu adanmışlıkla ilgili
çok fazla detay var, ilginç şeyler var. Bizzat Selahattin Eyyubi de bunların suikastiyle yaralanmıştır ama ölmemiştir. Bunlar ta Moğollar zamanında Alamut'tan çıkarılabildiler. Alamut'la ilgili şu net tespitler yapılıyor. Alamut hiçbir zaman savaşçılara alınamamıştır. Onları da ikna ederek indiriyorlar. Moğollar durduran Baybars'ta Suriye'de bunların sonunu getiriyor. Tabii burada birçok not var, çok fazla şeye formata uygun olmayan dağınık şeyler de var. Onların hepsine tabii değinme imkanı olmadı. Böylece toparlamış olayım. Hocaların katkıları olursa daha da düzeltme imkanı inşallah olur. Teşekkür ederim. Tarihsel sürüven içeriği bu güzel sunum için kendisine teşekkür ediyoruz. Sözü uzatmamak için hemen müzakereci Profesör Doktor Muharrem Akbol'una sözü veriyorum. 5 dakika hocam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Saygıdeğer hocalarım, değerli misafirler, kıymetli meslektaşlarım, hepinize saygı, hürmetlerle selamlıyorum. Adem arkadaşımız oldukça geniş bir tebliğ hazırlamış. Onu mümkün olduğunca bize özetlemeye çalıştı. Ben onun tebliğ ile ilgili müzakerelerden ziyade sabahki oturumda Hasan hocamızın da oturum bağlamında açmış olduğu zuhurat koridorundan girmek istiyorum. Şimdi Alamut İsmaililiği veya Nizari İsmaililik denildiği zaman merkez şahsiyet olarak karşımıza Hasan Sabbah ismi çıkmaktadır. Hasan Sabbah biraz önce arkadaşımızın da ifade ettiği gibi İmam-ı Şii gelenek içerisinde doğmuş büyümüş birisidir. Babası ilim ehli birisidir. Evladının yine ilim ehli olarak yetişmesini istemiştir. Bu nedenle küçük yaştan itibaren onu dönemin ilim merkezi olan Rey'e göndermek suretiyle orada tefsir, hadis, kelam, akaid, felsefe ve mantık gibi ilimlerin yanında matematik, geometri ve astronomi gibi ilimlerle mücehhez olmasını sağlamıştır. 17 yaşında karşılaşmış olduğu Emir-i Zarrab'ın etkisiyle birlikte İsmaililiği tercih eden Hasan Sabbah, daha sonra yine İbn-i Attaş'ın telkinleriyle birlikte İsmaililiğin hakikatini öğrenmek amacıyla Mısır'a gitmiştir. Mısır'da Fatımi halifesi Mustansı Billah'la görüşmüştür, görüşmemiştir. Tabi az önce arkadaşımız da buna değindi. Onu çok fazla bilmiyoruz ama bildiğimiz kaynaklarda zikredilen şöyle bir şeyin var olduğunu en azından biliyoruz. Hasan Sabbah, Halife Mustansır Hasan Sabbah'a Hüccet ünvanı vermiş. İleride Horasan yöresinde daha iyilik yapmayı kendisine hedef olarak göstermiştir. Mustansır'dan sonraki süreçte hilafet tartışmaları başlayınca Hasan Sabbah da bizatihi siyasi hadiseler içerisinde bulunmuş ve daha sonra çekmiş olduğu belki bir takım sıkıntılar neticesinde İran coğrafyasına gitmiştir. Orada önemli faaliyetlerde bulunmuştur kendisi adına. Fakat sonuçta Alamut Kalesi'ni kendi faaliyet alanı olarak merkez alan seçmiş ve oraya yerleşmiştir. Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'nde yerleşmesi hem kişisel hayatı açısından hem de İslam kültür tarihi açısından önemli bir kırılma olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada Alamut'a baktığımız zaman 3 başlık benim dikkatimi çekmektedir. Bunlardan bir tanesi Hasan Sabbah'ın kendi kişisel özellikleri. Bir tanesi dâi veya fedai ünvanı verilen müntesiplerinin veya dâi tabilerinin pozisyonu. Bir de bunların özellikle Selçuklar bağlamında yapmış oldukları faaliyetler. Şimdi Hasan Sabbah biraz önce de bahsettiğimiz gibi ilim tahsili almış olan birisidir. Alim fazla tabirini kullanmıyorum ama en azından ciddi anlamda bilgi donanımına sahip olan birisidir. Akıllı, zeki ve çevik birisidir. Organizatör birisidir. Aynı zamanda Hasan Sabbah dini duyarlılığı yüksek olan birisidir. Hatta rivayetler arasında oğullarından bir tanesi içki içtiği için idam ettirdiğini, yine bir başka oğlunun bir cinayet olayına karıştığı için idam ettirdiği bizim kaynaklarımızda rivayet edilmektedir. Bu Hasan Sabbah'ın dini anlamda, kişisel anlamda, ailesiyle ilgili, kendisiyle ilgili hassasiyetini göstermesi açısından önemlidir diye düşünüyorum. Ama aynı Hasan Sabbah, kendisine tabi olan insanların dini yaşamları konusunda veya onların yönlendirilmesi konusunda farklı bir üslup içerisine girmiştir. Bu üslubunda da
daha önceki oturumlarda hocalarımızın da ifade ettiği gibi imamet anlayışının özellikle etkisi vardır. İmamet anlayışının sunmuş olduğu konfordan istifadeyle Hasan Sabbah kendi otoritesini sağlamış, kendisini tartışma dışına, eleştiri dışına çekmiş ve müntesiplerinin kendisine şartsız itaatini sağlamıştır. Adeta imamet anlayışını Hasan Sabbah kendi müntesiplerine karşı bir haşhaş olarak kullanmıştır. Bunun neticesi olarak müntesiplerin akıl, irade ve kişilikleri yanında imanlarını da gasp etmiştir. Tabii bu hadiseler karşısında onun müntesipleri hiç şüphesiz Hasan Sabbah'a karşı şartsız itaatlerinin neticesinde tereddütsüz, gözlerini kırpmadan ölüme gidebilecek birer cinayet makinesi haline dönüşmüştür. Nitekim Selçuklularla ilişkilere baktığımız zaman da bu konuda çok fazla sayıda örnekler bizim kitaplarımızda zikredilmektedir. Bazı örneklerimizi arkadaşımız tebliğinde de dile getirmektedir. Hasan Sabbah özellikle mücavir alanda bulunan devlet kademelerini kendi inisiyatifi altına alabilmek veya müesses nizamı sarsabilmek için iyilik gereken yerlerde iyilikle, iyiliğin yetmediği yerlerde zorbalık, baskı, şiddet ve cinayetle amacına ulaşmayı hedeflemiş ve bunun için önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Onun hedef kitlesi içerisinde kendisine muhalefet oluşturan üç grup insanın var olduğunu görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi ilim adamları, ikincisi bürokratlar ve üçüncüsü de sultanlar, siyasetçiler. Şimdi ilim adamlarına baktığımız zaman işte arkadaşımız atıfta bulundu. Gazzali o dönemde onlarla mücadele etmişti. Bunlardan bir tanesi Fahrettin Razi'ydi. Mesela Fahrettin Razi ile ilgili ilginç bir anekdot bizim kitaplarımızda zikredilmektedir. Gerçi bizim Sünni alimlerimiz veya bizim İslam kültür tarihçesindeki bazı alimlerimiz yaşanan hadiseyi reddetmektedirler ama şöyle bir anlatım söz konusudur. Fahrettin Razi medrese hocasıdır. Medresede batiniler aleyhine konuşmalarda bulunmaktadır. Alamut bundan rahatsız olunca bir da'iyi veya feda'iyi görevlendirmiştir. Hocayı tedip etmek amacıyla. 7 ay kadar hocanın derslerine devam eden bu da'i veya haşhaşi hocayla bir ilmi konuyu görüşmek niyetiyle hocanın odasına giriyor ve yalnız kaldıkları bir anda hançerini çıkararak hocayı öldürmeye tevessül ediyor. Boğaz boğaza geçen o mücadeleden sonra haşhaşi elindeki hançer hocanın boğazına dayamayı başarıyor. Ve hocaya batiniler aleyhine konuşmalar yaptığı için kendisini öldüreceği tehdidinde bulunması üzerine Fahrettin Razi'nin kendisini öldürmediği takdirde bundan sonraki derslerinde batiniler aleyhine olumsuz bir cümle sarf etmeyeceği ifade ediliyor. Ve ondan sonra da o batini genç medreseden ayrılıyor. Hoca sonraki derslerinde batiniler aleyhine herhangi bir şey söylemiyor. Bu tabii diğer öğrencilerin dikkatini çekiyor. Hocaya soruyorlar, hocam siz önceden batiniler aleyhine konuşurdunuz veya Alamut İsmaililer aleyhine konuşurdunuz ama epey zamandır bunlar aleyhine konuşmuyorsunuz. Nedendir diye sorduklarında hoca onlara diyor ki bizim batiniler aleyhine veya Nizari İsmaililer aleyhine konuşmamızın hiç kimseye bir faydası yok. Kaldı ki onların ellerinde çok sağlam ve keskin delilleri var şeklinde oldukça ironik bir cevap vermeyi tercih ediyor. Şimdi biraz önce Sultan Sencer'in hemen kesiyor. Sultan Sencer'in onlarla anlaşma içerisine girdiğinden söz edildi. Sultan Sencer yatağına hançer saplandığı için tehdit edildiği gerekçesiyle onlarla anlaştı. Bir anekdot. Kısaca anlatıp hemen bitirmek istiyorum. Sultan Selahaddin diye birisinden söz edilir. Sultan Selahaddin Alamut'a bir sefer hazırlığı içerisindedir. Alamut buna haber alır ve bir haşhaşiyi elçi olarak sultanla görüşmek üzere görevlendirir. Saraya geldiğinde bu elçi üzere aranır. Üzerinde tehlikeli herhangi bir unsur olmadığı tespit edilince sultanla görüşmesi için sarayın içerisine alınır. Makamda, sultanın makamında çok sayıda koruma vardır. Haşhaşi sultana der ki ben Alamut'tan size bir mesaj getirdim. Yalnız bu mesajı baş başa iletmek koşuluyla görevlendirildim. Dolayısıyla etrafınızda bulunan bu görevlileri dışarı çıkarırsanız mesajı size ileteceğim der.
Sultan sadece iki kişi hariç diğerlerini dışarı gönderir. Haşhaşi yine o iki kişinin de dışarı çıkarılmasını ister. Fakat sultan der ki, bu ikisi benim evladım mesabesindedir. Benim bunlardan gizli hiçbir şeyim yoktur. Biz üçümüz aslında tek kişi gibiyiz. Dolayısıyla mesajını bize iletebilirsin der. Bunun üzerine o haşhaşi, o sultanın yanındaki korumalara yönelerek şunu söyler. Der ki, ben size Alamut'tan bir emir getirsem tepkiniz ne olur dediğinde korumalar kılıçlarını çekerler ve derler ki emrin karşısında boynumuz kıldan incedir, emret yerine getirelim derler. Tabi Sultan Selahaddin büyük bir şaşkınlık içerisindedir. Haşhaşi'yi bu korumalardan yanına alarak Alamut'a döner, gider. Şimdi buna benzer pek çok ilginç hadiseler bizim kitaplarımızda yer almaktadır. İsmaililiğine, Nizari İsmaililiği özellikle ve Hasan Alamut'un teşkilatına baktığımız zaman şöyle bir yapı ortaya çıkıyor. Onun şahsı etrafında kümelenen, Alamut'u merkez alan ama mücavir alandaki devlet yapılarının müesses nizamını tehdit eden, bu amacı daha doğrusu devlet yapılanmalarını kendi eline geçirebilmek için de her türlü şantaj, tehdit, zorluk ve baskıyı da tereddütsüz bir şekilde yapan, cinayeti araç haline dönüştüren bir terör örgütü gibi karşımıza çıkıyor. Yani bunu söylerken tırnak içerisinde söylüyorum. Belki mezhepler tarihi nosyonunu aşan bir ifadedir ama en azından görüntü budur. Şimdi problem şudur. Hasan hocamız sabah tabii bize metodoloji anlamında çok önemli şeyler söyledi. İslam toplumlarında bu tür hadiseler niye meydana geliyor sorusu bizim üzerinde düşünmemiz gereken bir durumdur. Bu hadiseye baktığımız zaman Hasan Sabba öğrencilerinin kendisine şartsız itaatini sağlamak suretiyle kendisini insanüstü bir varlığa konumlandırmıştır veya bu şekilde konumlandırmıştır. Şunu söylüyorum, İslam dünyası veya Müslümanlar Kur'an'ın dışında eleştirilmeyecek kitap yoktur diyemedikleri sürece, Hazreti Peygamber dışında eleştirilmeyecek veya eleştiri dışı şahsiyet yoktur diyemedikleri sürece İslam toplumları bu tür yapıları ortaya çıkarabilecek bir potansiyele her zaman sahiptirler diyor. Teşekkür ediyorum. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Hasan Sabbah kişiliği, fikirleri, yürütleriyle ilişkisi ve hedefleri noktasında güzel bir sunum oldu. Biraz süreyi aştı ama en azından diğer arkadaşların buna dikkat edeceğini düşünüyorum. Sırada Profesör Doktor Seyit Bahçıvan var. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Becerebilirsem süreye dikkat etmeye çalışacağım inşallah. Şöyle hemen onun için direkt gireyim ben. Baş tarafta konu verilirken 3 ana bölümde inceleneceği verilmiş fakat içeride bildirimin içerisine baktığımız zaman 3 ana bölümü net olarak göremiyoruz. Başlıkların içerisinde kaybolup gidiyor. Başlıklarda hiçbir kendi içerisinde bir numaralamaya, sıralandırmaya, tarihi başlık, ana başlık vesaire gibi bir şey de yok. Dolayısıyla bu içeride ihlal edilmiş gibi görüyoruz. Şekil açısından başlamış oldum direkt olarak. İkincisi, geçen sene de belki ben takılmış oldum buna ama yine takılacağım müsaadenizle. Yolda giderken hep çakıllar, taşlar, kayalar benim ayağıma takılıp duruyor. Biz mezhepçiler olarak, özellikle mezhepler tarihini ilgilendiren kavramlar, bunları hem söylerken, hem yazarken titiz ve dikkatli kullanmaz ise bunu hiç kimse kullanmayacaktır. Birinci oturumdan başlayayım isterseniz. Ezilli tabiri durmadan tekrar edip gitti. Doğrusu benim kulağımı tırmaladı. Oradan başlayayım isterseniz. Ezille değil, azille. O zı ile olacak idi. Azille zilden geliyor. Ezille olursa o zilletten gelir. Bir alakası yok ikisini. Onu düzeltmemiz lazım. Vasi kelimesi geçti az önce. Vasi olmaz. Vasi olur. Vasi şeklinde. Bunu da düzeltmemiz lazım. Yine Adem Hoca'nın dilinden geçti. Adem Hoca. Bunu şunun için söylüyorum arkadaşlar. Bu birbirimizin ayıbını, kusurunu yüzümüze vurmak anlamında kesinlik ve katliyetle söylemiyorum. Eğer biz birbirimizin bu tür hatalarını, eksiklerini, kusurlarını birbirimize ikaz ederek vermez isek öğrenciler bize gülerler. Ciddi olarak gülerler ve kaleye de almazlar. Onun için ben doğrusu bunun üzerinde ısrarla inatla durmaya çalışıyorum.
Eş'ariler diye uzatırsak olmaz Adem Hocam. Yani bu sadece Adem Hoca'nın şahsında arkadaşlara, meslektaşlarımızın tümüne söylemiş oluyorum. Buna dikkat etmeye çalışalım. Bir, Hasan Sabbah bildirimizin merkezine oturuyor. Başlıkla dahi yazılışı yanılmış. Pek çok şey ders, her bir sayfada sabah diye geçiyor. Sabah, sabah. Yani bu çok fazla. Evet, orada becerip tarif etmişiz bir yerde. Dikkat etmemiz gerekiyor burada. İkinci sayfada dipnot kaçtı orada? Bir dipnotumuz var. İkinci sayfada. Hemen şuradan söyleyeyim. 12. dipnotta yan yana bitişiğine o kadar çelişkiler girmiş ki El Hidayet Emiriye fi Abtali Da'va El-Nizariye diyor. El-Hidayet Emiriye. Ama yukarıda amirden bahsediliyor. Fatımi halifesi amirden. Emiriye var, yanında amiriye var. Hemen bitişiyor. Amiriye mi, emiriye mi? Abtal mi, iptal mi? Abtal olursa batal, kahraman olur. İptal olursa olur, iptal olur. Yani neticede bunu hele yan yana bitişik aynı satırda verecek olursak doğrusu yerinde bir şey olmaz. Lahsa kelimesi geçiyor bir yerde. Lahsa diye bir şey yok. El ahsa, o ahsa. Baş tarafında bir hemze var onun. Ahsa, lahsa değil. Onu ve başka kaynakları da ben çok görüyorum. Doğrusu o tarif nereden girdi? Bizim literatüre doğrusu batılılardan mı girdi? Nereden girdi? Onu da anlamış değilim. Doğrusu Suudi Arabistan'ın şiirlerin bugün yaşadığı, geçmişte Karamita'nın yaşadığı bir bölge. Ahsa bölgesi. Bahreyn'in hemen karşısında bir bölge. Sonra evet, Besasiri diye mesela bir şeyimiz var. Yazılırken Besasiri diye uzatıyoruz şapkalarla hemen yanı başında aynı satırda hiç şapkalar gidiyor ortalıktan. Böyle yazıyoruz. Bu yazım şeyini tevhid etmemiz gerekiyor zannediyorum. Sayfa 14'te isterseniz orayı açıp bakabiliriz. Sayfa 14'te Kirman Sultanı Selçuklu Sultanını tahttan hulu ediyorlar. İndirildiğinde diye var. O da hulu kelimesi kullanılmış. Hulu kelimesi fıkhi bir terimdir, tabirdir. Hanımın kocasını ikna ederek, memnun ederek, memnun edecek bir şey, maddi bir şey vererek talakını istemesi hulu'dur veya muhala'dır. Ama bu hala'dır. Hal de değil o. O halayı halletmek ayrı bir şey. Bu hala'dır, kala'dan. Onu dikkat etmemiz gerekiyor, onu düzeltmemiz icap ediyor. Başka diğer yanlışlar var, bu yazım yanlışları da onu ben doğrusu geçiyorum. Olarak da işaret etmiyorum. Hemen geçerek, sayfa 21'de şöyle bir bilgi var orada. Az önce Muharrem Hocam da işaret etti. Hasan Sabbah o kadar dindar bir adamdı ki oğlu içtiği için idam ettirdi onu diyor. Burada şeriat kurallarına göre yaptığı söyleniliyor hemen. Şeriat kurallarına çok uygun hareket ettiğini, kendisinin zahit olduğunu, kaleden hiç inmediğini, ibadet ve kitap okumakla bir ömür geçirdiğini filan söylüyor. Bir kere içki içmenin şeriattaki cezası idam değildir. Eğer şeriat kurallarına göre hareket ederek bunu idam ettiğini söylüyorsak burada bir tenakuz olur. Alt tarafta hemen yani niye şeriat kurallarına göre hareket edip zahit bir hayat yaşadık? Yani zahit tarafına belki bir şey söylemeyebiliriz. Orada ifade var. Nerede ifade var? Şuradan 22. sayfada girdi galiba. Şuradan bakıvereyim. 22, evet. Muhalif müelliflere göre bile diyor. Şer'i kurallara uyguladığına, Avrupa'yı dindarlığına işaret etmektedirler filan diye bir şeyler var orada. Peki bu şer'i kurallara göre, az önce Muharrem Hocam da işaret etti orada. Bunu istifsar için soru şeklinde yöneltiyorum. Bu şer'i kurallarda ki İslami şer'i kurallarını yoksa kendi koyduğu kurallar mıdır? Çünkü karşısındakilerin hayatını hiç kaleye almıyor. Yerine göre onu gönderiyor, öldürtüyor, o tekstini imha ediyor, bunu şey yapıyor. Süremde oldu galiba. Metin Hocam. Adem'i de kurtarmak istedim. Doğrusu bu kadar saldırılardan diyorsun. Adem'i Allah kolaylık versin. Adam orada tek başına gariban bir şekilde oturuyor. 8 tane kişi birden saldırıyor adama. Yani
Adem cesur, onları göğüsler. Hepsini göğüsler. Kapasite ve kabiliyetler diyoruz. Peki hatalarda ısrar edilmeyeceğine göre gayet tabii göğüsler. Bitirmiyorum. Buna ne diyoruz? Bir cevap istiyorum da o Salim Hocam. Buradaki şeriat kuralı hangi şeriat kurallardır? Onu bir açıklık getirecek olursa diyerek ben teşekkür ederek sözümü kapatıyorum. Yani Hasan Sapak söz konusu olduğunda bizim kafamızda daha çok tabii işte cennet bahçeleri gibi şeyler var, filmler, piyesler veya romanlar. Ölçümlerin olmadığına yönelik vurguyla, yani içki alemine yapılan o cennet bahçeleri yerine içki içen olduğunu bile öldürdüğüne yönelik bir şey. Yani bu bizim fıkhımıza uygun değildir anlamında değil de, tabii bu titizlik gerektiren bir şey. Belki hocamın Allah razı olsun şeyleri benim için çok büyük katkılar sağlıyor. Yoksa biz hani Hasan Sabbah'ın döneminde en azından, onun ve iki ardının döneminde bu hani bizim kafamızdaki imaj türünden bir avamış hayatı olmadığına yönelik o işte sahabede namaz kıldık, bayram namaz kıldıklarına dair şey var. Ezan okunuyor ama İsna-i Şere'ye gibi hanyala, hayr-ı amel ifadesinde kullanıyorlar ifadesi var. Veya işte içki içene ceza veren bir adam öyle alemlere nasıl izin verir? Ya da belki o cinayete karşı katil meselesi oraya girmeyebilir ama ve hatta şu ifade de var bizzat onun karşıtı olan şeylerde görev süresince adamları yanlarına hiç kadın yaklaştırmadı. Türlü ifadeler var. Bunlar hani o cennet bahçelerinin net ifade olarak belki cevabı olmasın. Şeriat'taki yeri neresi olalım? Yani onu ben daha ziyade. Bir yeri var mı bunun? Yani onun da kendine göre başka bir şeriat var demek ki ama evet. En azından bizim bildiğimiz o tek şeriat olmadı. Tamam. Teşekkür. Seyit Bahçıvan hocamıza teşekkür ediyoruz. Şekilsel yönden bir eleştiri yaptı. Adem pek terlemiş gibi görünmüyor ama. Evet. Ya tabii şeriat kelimesini dindar insanlar da kendine göre dindardılar. Kendi bağlamları da dindardı demek gerekirdi. Doçent Doktor Harun Yıldız hocamız, şayet konuşmak isterlerse ayakta konuşabilirler. Hayır. Hocam bu kitleler zaten, isterseniz siz devam edin. Gel Harun Bey. Ya. Ben bir yazım. Onu da tarla duvarına sonra geçeyim. Evet. O zaman Gelsettin hocamıza. Tamam. Ona da yer açılmış oldu. Tamam. Kıyasettin Koçoğlu. Hocam süre 5 dakika hatırlatayım. Teşekkür ediyorum hocam. Yakışım uzun bir değerlendirme yapmayacağım. Ben de kısa bir değerlendirme yapacağım. Şimdi Adem Bey hakikaten güzel bir sunum yaptı. Özellikle Alamut İsmaili ile Selçukların ilişkisine dair. Genel anlamda tarihsel gelişimiyle ilgili bize güzel bilgiler verdi. Özellikle Hasan Sabah'la ilgili verdiği bilgiler gerçekten dikkat çekici ve güzel bilgiler. Bu bağlamda şekil yönünden benim de bir takım gerçekleştirmelerim olacak. Tebliğ bir bütün olarak çok sistematik gelmedi bana. Özellikle epey bir konu başlığı var. Aslında bu başlıkları bu kadar fazla vermek yerine biraz daha sınırlandırsaydı daha iyi olurdu gibi geliyor bana. Yine bunun yanında tebliğin giriş bölümü ve sonuç bölümü yok. Teknik yönden aslında tabii çok fazla önemi olan bir şey değil, ayrıntıya giren bir şey ama en azından bir giriş bölümüyle, bir sonuç bölümü olsaydı çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Bize ne eksik geldi acaba? Tebliğ orada bitiyordu ama. Evet. Bize ne eksik geldi acaba? Kendisine var mı? O da olabilir. Sonra yazdım hocam ama işte bize gelen Musa'da yokmuş. Bize gelen metinde yok. Yok. Şey bir de bir çelişki sanki var, dikkatimi çekti o. Selçuklularla savaşan Abbasi halifelerinin Batıni suikastçileri tarafından öldürüldüğünden bahsetti Adem arkadaşımız. Bu oldukça enteresan bir şey. Zira Selçukluların düşmanı olan Batınilerin Abbasileri de aynı anda cephe alması çok ilginç o süreçte, o konjektürde. Evet, dönemsel bir şey belki.
Son olarak 11. sayfada 89. dipnotta bir şey var. Sanki bana yanlış bir alıntı gibi geldi. Bilmiyorum, yanılıyorsam düzeltin. Mesela orada Nizamülmülk'ün Batıniler tarafından öldürüşüyle ilgili İbn-i Esir'den yapılan bir alıntı var. El-Batıniye ve hum el-İsmailiye ve hum el-lezine kânû kadîmen yüsemmûne karâbıta şeklinde bir alıntı var. Aslında burada yani bu alıntı İbn-i Esir'den yaptığınız alıntı doğrudan konuyla ilgili değil gibi görünüyor. Yani konu öyle başlıyor, onun devamı da ben buradaki karamite kelimesini kullanmıyorum. Kendince aldığım bir nokta öyle kalmış. Yani, anlaşıldı. Peki, teşekkür ediyorum ben. Bu lafın üzerinde söylenecek bir şey yok herhalde. Yani gayet profesyonelce cevaplar veriyorum. Teşekkür ederiz. Hocama da teşekkür ediyorum. Sırada doçent doktor Ahmet Ak var. Hocam seni süreyi hatırlatayım. 5 dakika. Sayın Başkan, değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım. Öncelikle Adem Bey, Sayın Başkan, öncelikle Adem Murat tersinden herhalde. Yani bir şey, cinler falan bir şeyler. Bir şeyler oldu şimdi Zuhurat tersinden herhalde şey oldu hocam. Tamam. Yani Sayın Başkanım, değerli hocalarım, kıymetli meslektaşlarım. Öncelikle Adem Bey'e bu güzel sunumundan dolayı, başta heyecanlı ve ama gözlü güzel böyle sunumundan dolayı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Tabii benden önce Muharrem Hocam, Seyit Hocam, Harun Hocam'la teknik yönden, şekil yönden eleştirdiler. Ben de aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Kısaca not almaya çalışmıştım. Bununla beraber hem süreyi de az kullanmak için İsmaili, Alamut İsmaili ile Selçuklar arasındaki bu ilişkiyi anlatırken siyasi yönden ele alınmış, Selçukların siyasi yönüne ağırlık verilmiş, güzel de bir ifade edilmiş. Orada mesela Sönmez Hocam'ın da ifadesiyle ve çağdaş araştırmacıların da ifadesiyle eğer Nizamiye Medresesi Eşari zihniyette değil de Hanefi Maturidi zihniyette olsaydı Batiniler bu kadar yayılamazdı ve bu kadar da etkileri olmaz ifade ediliyor. Dolayısıyla hem Gazali gibi gerek Eşeri alimlerin Batinilere yazdığı eleştirilere biraz daha geniş yer verilebilir, kısmen değil ama aynı zamanda madem ki böyle bir iddia var, böyle bir tez var, o zaman acaba Hanefi Maturidi alimlerin yazdığı reddiyeler nelerdir, ne fark var, bu güzel bir şekilde ortaya konabilir diye düşünüyorum. Son kısmı eksikti zaten. Onu hocam biraz da böyle aciliye herhalde başka yoğunluğu da vardı. Ben kutluyorum kendisini ve zamandan da tasarruf etmek için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bir tane birden olacak. Biz de Ahmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Hemen sonraki müzakerecimiz doçent doktor Kıyasettin Koçoğlu'na geçiyoruz. Sayın hocalarım, sayın hocalarım, sayın hocalarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ömer bin Abdülaziz'e bir kişi gelir der ki ben öğle namazını geçirdim, efendim ne yapmam lazım? Şimdi de ikinci namazı vakti girdi. Der ki bana göre mi cevap vereyim, sana göre mi? Der ki problem benim, bana göre cevap vereyim. O zaman der git önce öğle namazını kıl, sonra da ikindiyi kıl. Adam döner giderken sonra der ki bir de halifeye göre durum nasılmış, bir de onu öğreneyim. Efendim der size göre durum nasıl? Der ki bana göre zamanı katledenin katli vaciptir der. Ben de mümkün olduğunca
bu potansiyele gelmeden tamamlamaya çalışacağım. Batınilik hareketiyle Sünni kesim çok ciddi mücadele etmiş ve bu mücadelenin de en ciddi dönemlerinden biri Selçuklar dönemi. Ama sonraki dönemlerde de bunlar yapılmış. Günümüzde de benzer mücadeleler yapılıyor. Kanaatim o ki her sosyal hareketin, grubun kendi bir sembolik dili var. Ve bu sembolik dili kendi içerisinde farklı batini anlamlarla birlikte devam ediyor. Yani hareketin birisindeki abi, diğerisindeki imam, öbürsündeki reis, öbürsündeki molla, öbürsündeki melle ama hepsi kendi kavramları içerisinde farklı bir anlam yüklü ve hareketin dışındaki insanların da içerisine girmeden bunu anlamlandırma şansları da yok. Ama benim üzerinde durmaya çalışacağım şey şu. Batini bir gelenek, batini ya da sembolik bir dil neden kullanılır ya da neden kullanılmak mecburiyetinde kalınır? Bunun üzerinde özellikle durulması gerektiği düşüncesindeyim. Bir de Mevlana'dan bugün çok bahsedildi. Mevlana Hazretleri diyor ki, aynı dili konuşanlar değil, aynı şeyi hissedenler anlaşır. Şimdi gelenek içerisinde Ahmet Hocam'ın da, Ahmet Baldoğlu Hocam'ın da vurguladığı şeyler vardı. Mezhepler tarihçilerinin, kelamcıların, tefsircilerin, temel İslam'ın genel bölümlerinin bilgi kaynakları da, bilgiyi elde etme metot, yöntem, teknikleri de, bunları değerlendirme sistemleri de farklı. Ama bir tasavvufi geleneğin bilgiyi elde etme yolları da, kullanım alanları da bizden farklı. Bizden farklı olan alanlara karşı tavrımız onları bizim alanımıza doğru çekmek mi olacak? Ya da kendi alanları içerisinde sistematik tutarlı olup olmalarına bakmak mı olacak? Bunun üzerinde de düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer konularımız farklı, alanlarımız farklıysa onları da kendi içerisinde değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü biz insanız, zahiri boyutumuz olduğu kadar, aklımızı kullandığımız kadar kalbimizi de kullanırız. Hasan Ünat hocamızın yüksek lisans döneminde bize yasakladığı bir kitap vardı. Bunu doktora bitmeden okumayacaksınız dediği kitaba göre, insanların verdikleri hayati kararların %70'ini duygusal zekasına göre verdiğini, eğer %70 gibi bir oran, eğer batını bir boyuta doğru kayıyorsa, hisler dünyasına kayıyorsa, herhalde bizim de biraz daha farklı düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Bir başka boyutumuz, bugüne kadar şu anda da mezhepsel çatışmaların çok olduğu ve ortak bir dili kullanamamanın, yani birinin terörist dediğinde öbürünün mücahit dediği, birinin tevhid dediğinde öbürünün tefrika dediği kavram ve anlam kargaşasının yaşanıldığı bir bölgedeyiz, bir ortamdayız, bir şartlardayız. Tarihte de bu böyle olmuş. Ama mezhepli tarihçilerin aktif bir şekilde şu anki pozisyonların ne olması gerektiğini de bilmiyorum, konuşma şanslarımız olacak mı? Yani biz tarihsel süreci konuştuk ama bütün mücadelenin mezhepler tarihi alanında gerçekleştiği yerde biz çok söz sahibi değiliz gibi. Bilgi üreten biziz ama kullanan, değerlendirenler başkaları. Bu anlamda da pozisyonumuzu herhalde bu toplantılarda bir şekilde gündemimize alacağız diye düşünüyorum. Hocam teşekkürler ben. Kadri Bağcı pozisyonuna düşmek istemem. Çok hızlı oldu. Kesiş, bitiş. Şimdi Ömer bin Abdülaziz'den sanıyorum bir hikaye anlattı. Ben de başlarken aklıma Şevki Saklı hocamız geldi. Hutbede Peygamber Efendimiz'in doğumunu anlatacaktı, şeyden başladı. Ve Allah Adem'i yarattı, dedik eyvah. Şimdi hocamın girişini görünce ben korktum ama süreyi tutarlı kullandı, teşekkür ediyorum. Ayrıca farklı bir bakış açısı katmasından dolayı da teşekkür ediyorum. Sırada yardımcı doçent doktor Hanefi Şahin var. Buyurun hocam, süre 5 dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Kıymetli hocalarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ben de hocalarım gibi.
Adem kardeşimi tebrik ediyorum, gayet güzeldi. Eleştirileri iki yönde toplayabiliriz. Bir teknik yönden, bir de genel ilkeler yönünden. Teknik yönden Seyit Hocam gerekli yerleri tespit etmiş, artı bir şey söylenebilir mi bilemiyorum. Genel ilkeler yönünden bakacak olursak, Sur'un bildiri, Anamut İsmaili ve Selçuklular başlığı böyle olduğu için ister istemez Adem Hoca okumalarını siyasi tarih perspektifiyle okumuş. Oysa biz bir mezhepler tarihi toplantısındayız ve bizim için önemli olan meselenin mezhepler tarihi boyutu. Mezhepler tarihi açısından bu işi biz nereye koyabiliriz, nereye konumlandırabiliriz? Siyasi tarih açısından tarih malzemesi verecek kaynaklar. Hepimiz için geçerli, özellikle bizim gibi henüz akademiyanın başında olan arkadaşlarımız için. Yani mezhepler tarihinde çokça önemli olduğunu düşündüğümüz bazı teknik metotlar var. Mesela bilgi sosyolojisi açısından son derece dikkate alınan ve kullanılan kavram içerik analizi. Seyit Hocam kavramların kullanımıyla ilgili özellikle eleştirisini yapmıştı. Ona katılmakla birlikte bir kavram neyi temsil ediyor? Kavramın anlam haritası neresi? Nereden başlıyor, nerede bitiyor? Alamut İsmaili dediğiniz yer neresi? Alamut İsmaili'nin normal İsmaililikten farkı neresi, nedir? İsna Aşeriye'den farkı nedir? Mesela biz doktora tezimizde işaret ettik. Alamut'un düşüşünde Şiilerin Hülagü'yü desteklemesinin arkasında Alamut İsmaili'ne duyulan tepki mi var? Çok ciddi destekleri var mesela Anadolu'da düşerken Şiilerin, İmamiye Şiasının çok ciddi desteği var. Kavram analizi, çok önemsiyorum ben bunu. Yani zaten bunu hocalarımızdan da öğrendiğimiz üzere söylüyoruz. Bir teknik de acaba kavram analizi yaptıktan sonra zihniyet analizi yapabilir miyiz? Sosyal psikoloji bugün çok kullanıyor bu tekniği. Acaba biz bunu kullanabilir miyiz? Ki kullanmamız da gerekiyor. Zihniyet analizi yaptığımız zaman bu mesela Adem Hoca'nın anlatmış olduğu olayın mezhepler tarihi bağlamını çok rahat çözebiliriz o zaman. Öbür türlü tarih olur, siyasi tarih olur. Siyasi tarih bize malzeme vermez mi? Elbet verir ama mezhepler tarihi açısından kısır kalır. Ben bu katkıları sunduktan sonra Adem'i tekrar tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum hocam. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Hemen sonraki müzakereci yakın doçent doktor Mehmet Kalaycı'ya sözü bırakıyorum. Günün hoşçakalın. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Adem özellikle teşekkür ediyorum. Belki bu kadar malzemeyi bu kadar kesretli konuşmasıyla çok güzel vahdete ya da böyle tevhid etti. Ben tebliğ üzerinden mevcut eleştirilerin doğru olmakla birlikte sunumu üzerinden haksızlık olduğunu düşünüyorum. Kendisi de özellikle Hasan Sabbah ve Selçuklular dönemiyle ilgili sunmuş olduğu bu çerçeveden dolayı teşekkür ediyorum. Orada birkaç cümleyle değindiği birkaç hususu benle de aslında çalıştığım konuyla da ilgili olduğu için biraz daha açarak Ahmet Hak hocamızın aslında taleplerini de belki karşılayacak şekilde tamamlamak istiyorum. O da şu ve ilginç olduğunu düşündüğüm bir nokta. Eşarilerle Ali Bekir'in ya da Hasan Sabbah'ın özellikle görüşlerinin nihai anlamda benzer görülmesi, aynı kapıya çıktığının ileri sürülmesi ve bu çerçevede aslında o bölgedeki Hanefilerin tam Maturidi diyemeyeceğimiz ve zaman zaman özellikle Mutezili Hanefilerin de öyle tahmin ediyorum işin içerisinde yer aldığı bir anti Eşari cephenin İsmaililik üzerinden aslında Eşariliğe vurmak istediği, aslında eleştirilerde bulunmak istediği bir bağlam söz konusu. O da Sultan Sencer'in yeğeni ve Irak Selçukları'nın aslında komutanı olan Sultan Mesud'un idaresi sırasında gerçekleştirilen bazı olaylar. Sultan Sencer'in ölümü üzerine reye döndükten sonraki süreçte Eşarilerle talim ehlinin görüşlerinin aynı olduğu ve bunun
temellendirilmesi gerektiği noktasında ilim meclisleri düzenleniyor. Aralarında çok sayıda eşaiyle katıldığı toplantılarda Hanefiler de var. Ve toplantılardan çıkan ortak karar şu, nihayetinde sizin söylediklerinizle Hasan Sabbah'ın ya da talim ehlinin söyledikleri arasında bir fark yok. Farkın olmadığını düşündükleri şey ne? Marifetullah'ın aklen mi, naklen mi vacip olduğu tartışması. Maturidiler ve işte Mutezile nihai anlamda aynı kategoride yer alıyor. Vücubiyeti aklen temellendiriyorlar. Eşariler Allah'ın bildirmesiyle naklen temellendiriyorlar. Fakat eşariler nübüvveti koyarken Allah'ın bildirmesi olgusuna talim ehli imameti koyuyor ya da imamı koyuyor. Aklen vacip olmasına karşı çıktıkları için ikisinin son kertede fikir birliğinde olduğunu ileri sürüyorlar ve bundan dolayı ilzam ediyorlar. Hatta aralarında Rey şehrinde yaşayan Rey ya da Nisabur tam olarak bilmiyorum, çok geniş eşarilerin destekçisi olan Buşenç ailesinin de mesela olduğu çok sayıda eşari eşariliği bıraktığını ifade edip Hanefiliğe geçmek durumunda kalıyor. Hatta o dönemin isimlerinden Hasan bin Ebi Bekir isimli bir vaiz, çok ateşli aynı zamanda. İşte Şafii ol, Eşari olma, işte Hanefi ol, Mutezili olma tarzında bir takım nitelemeleri var. Onların bazılarından bir tanesinden Sultan Abdülhamid etkileniyor ki Nizami Medresesi'nin üstündeki kapısındaki Eşari ismini sildiriyor ve yerine İmam Şafii'nin adını yazdırıyor. Yani meselenin özellikle bu boyutu önemli. Ben tamamlayıcı olması açısından ki Adem'in bu konuda müstakil olarak yazmış olduğu bir makalede var. Hanefilere olan Selçukluların destekleriyle ilgili bu konuları daha geniş bir çerçevede tahlil ediyor. Benim ikinci olarak üzerinde durmak istediğim süreyi de aşmamak kaydıyla Gazali ile ilgili küçük bir parantez açmak istiyorum. Gazali aslında İsmaililere karşı çıkan bir insan. Kendisinin tasavvufla olan teşrike mesaisi ta Ebu Ali el-Farmazi kanalıyla Kuşeyli çizgisi üzerinden öncelere giden ve hiçbir zamanda kaybolmayan, sadece tonu azalan bir teşrike mesai. Fakat bu süreçte işte önce İsmail felsefecilerin arkasından da İsmaililerin hesabını mantık üzerinden görüyor. Burada şu önemli, bu kendi fikri değişimi ya da istihalelerin neticesinde tasavvufta karartıldıktan sonraki süreç bence çok önemli. Artık eski tasavvufla olan ilgisi daha üst düzeyde belki devam ediyor ama bir farklılaşmayla devam ediyor. O da artık felsefecilerin ve İsmaililerin süzgecinden geçmiş bir Gazali var karşımızda. Ve bu Gazali mantığa vurgusunu hakikatin tekliği üzerinden devam ettirse bile Mişkatül Envar'ı, Allah bir nur ayeti üzerinden Mişkatül Envar üzerinde aslında ilk oturumda Ezırlı anlayışının böyle farklı bir yansıması diyebileceğimiz olguyu Sünni düşünceye ve belki Sünni tasavvufa ya girdiren demiyorum ama girmesine özellikle vesile olan bir sürecinde önünü açıyor. Bunu da tamamlayıcı en azından katkı olarak sizlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Eşari Maturidi İsmail ilişkileri ve Gazali üzerinden bir değerlendirme yaptı ve sanıyorum tebliğe bir katkı oldu. Son müzakerecimiz yardımcı doçent doktor Mehmet Keskin. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Sabrınıza taşırmam için hemen kısaca iki noktayı belirtmek istiyorum. Hem sunumla ilgili hem de bile tezle ilgili. Aslında çok sunumda da çok fazla üzerinde durulmadı ama tezde bu haşhaşi kelimesi ve terim üzerinde durulmuş. Gerçekten de onun böyle Afyon ya da haşhaşla ilgili bir
yaygın bir kanaat var. O isim oradan geldiğine dair. Ancak böyle bir şey yok. Kendisi zaten belirtiyor adım hocam. Fakat şeyi keşke belirseydi, bu İbn Hacer Askalani haşiş ifadesi. Zaten haşhaş kelimesi pek geçmiyor kaynaklarda. Daha çok haşiş kelimesi geçiyor. Bunu Batlı bin Temim olarak ifade ediyor. Yani Temim kabilesinin bir boyu olarak ifade ediyor. Bu önemli. Yani bir grup ve adı yoksa bunun uyuşturucuyla benzeri bir şeyle değil. Ancak şunu da koymak gerekir. Bütün kaynaklarda onların beynini, yani daha sonra verilecek vaaza hazırlama, vaaza ve tepkine hazırlama, İknaya hazırlama bir önü var arkadaşlar. Yani o ön tarafta ne içiliyor, ne ediliyorsa, nasıl bir ikram insanda bulunuyorsa, bu ikram maalesef biliyoruz günümüzde de devam ediyor. Yani iyi bir ikram sunduğunuz zaman, iyi bir şey yaptığınız zaman şey tabiri çok iyi bilirler işte, kalbe giden yolu bir tanesi de mideden geçermiş. Yani o ön var. Yani onu da reddetmeyelim. İkinci bir husus, sunumda ifade etti Adem Hoca, orada iki halifeden bahsetti, Abbasi halifeliği ve yine Fatimi halifeliği, bir tanesini unuttu. O da Endülüs Emevi halifeliğidir. Yani Fatimiler halife ünvanını kullanınca, Endülüs Emevi halife ünvanını kullanınca, Endülüs'tekiler de ya niye biz Beni Hulafa, halife oğulları hala kullanıyoruz ki zaten adam kullanmaya başladı. Biz kullanalım diyor. Ona biraz daha geri adım attılar. Çünkü düşünceleri birbirine çok farklı değildi. Yani Abbasi halifeliğiyle veya Endüstemek halifeliği açısından ikisi de Sünni halifelik olması hasebiyle bunun açmazını da sağ olsun Cüveynit açıyor, çözüyor. Yani sorunu diyor ki arada katalar, butalar, sular falan geçiyorsa iki halifelik de caiz olabilir. Sakın çarpışmayın, dövüşmeyin diyor. Şimdi ikinci bir husus, belki daha önceki şeylerde belirtmemiz gerekiyor ki burada da resim çizenlerle, fotoğraf çekenleri mi kurtarabiliriz? Bu da bu rivayet Dirar bin Amr'da geçiyor. Aslında bu tasvir, suret, ezille teorisinin Hazreti Peygamber döneminde var olduğunu gösteren bir şey. Resulullah Sellem musavvirleri kınıyor. Bizde ise bu musavvirler her ne hikmetse resimcide fotoğraf çizen, işte resim çizenler, canlı fotoğraf çizenler çizeceksin ağaç buna dönüşüyor. Halbuki burada bir düşünce kınanıyor. Ve Dirar bin Amr kitab-ı tahrişte daha işte 2. asırda sonuna vefat etmiş 200'de belirtiyor. Bunun bir grup olduğunu söylüyor ve bu grubun en temel özelliğini de şunu söyleyenlerdir. İnna Allah halaka Adem fi sureti. Yani Allah kendi suretinde Adem'i yarattı. İşte onun için onlara musavvirun ifadesi kullanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunun ciddi bir şekilde bunun tekkidini yapıyor. Şimdi tabi buradan bu noktada iki şey üzerine hedefleniyor. Yani o hadislere baktığımız zaman kütüb-i sitte de geçiyor bir kısmı. İki şey üzerine hedefleniyor. Bunun bir tanesi rivayetlere baktığımız zaman rivayetlerin arkasını okumak zorundayız. Allah diyecek ki hadi buna ruh ver. Yani madem ki ben yani bunu benim şeklinde yarattım ve yetkimi devrettim, o da buyur yetki kullansın. İkincisi bak hiçbir şey yaramadığı için de aynı Hazreti Musa'nın yaptığı gibi nasıl buzağıyı eritip suya atıyorsa gidiyor çöpüyü aynı şekilde cehennem atacağız söyleyeyim bu rivayetlerde. Rivayetlerin tahlili ayrı bir olay ama bunun rivayetleri değerlendirmemiz zayıf ya da sahih olması açısından değil ama onu aktarmak istediği şeyi görmemiz gerekiyor. Böyle bir husus şunu belirtmemiz gerekir ki batınilik iki şeyi hedef almıştır. Bir tevhidi, iki vahiy. Çok net olan ve insanın aklını alabileceği, sorgulayabileceği, test edebileceği bir alandan bu alanı çekerek gizli, test edilemez, bilinemez ve bu tebliğ içerisinde şimdiye kadar gelmeyen bir olay var. Ket. Yani bir kısım bilgiyi bazılarından gizleme olayı ile aslında çok net olan
ve peygamberlerin gelişinden itibaren gelen bir tevhid davasını, bir vahiy şeyini tamamen işlevsiz hale getirmek fonksiyonudur. Bu fonksiyon batılıkta güçlü bir şekilde gelmektedir. Onun için burada hedeflenen şey çok nettir. Tevhid anlayışını iyi kavrayan ve vahiy iyi bilen, onu test edebilecek şekilde olursa siyasallaşması ve kula kul olması imkansızdır. Çünkü sorumluluk ferdidir. Ferdidir. Ve ferden sorumlusunuz. Ceza da ferdidir. وَلَا تَزِرُ وَزِرُ Bu mesela kimse kimsenin günahını taşımaz. Onun için Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız onlara çağırır işte bizi saptıranlar da nerede? Onlar da cehennemde diyor. Siz onları körü körüne uydunuz diyor. Onun için ama bu olay bakıyorsunuz direkt tevhidi düşünceyi zedeliyor. Hocam tabar diyor. Onun için bizim gerçekten bu tasavvufla ilgili bir şey vardı açıkçası. Evet. Biraz çözüm yolu bulmaya çalışmışlardı. Özellikle Eşari'deki tasavvuf kaynağı, tasavvufun yapısı. Kolu ta İmam Eşari'den itibaren geldi. Onun öncesi de var ama İmam Eşari'yi bizzat kendi öğrencileri mutasavvuf. İşte bu batini yorumla biraz şer'i, zahiri şer'e uyma şartı getirilerek, yani yaptığı yorum zahiren şer'a, zahir olan şer'a yorum uygun olması şartıyla biraz daha daraltılmış oluyor. Teşekkür ederim. Hocam da ayrıca teşekkür ederim tebliğatları için. Bize kendisine teşekkür ederiz nitelikli katkıları için. Ben kendisinden kitab-ı tarih hakkında bir dakikalık bir tanıtım rica edeceğim. Çünkü yayında çıktı belki arkadaşlarım haberi yok. Kendisi de tahkik eden arkadaşlarım. Çok teşekkür ederim. Kitab-ı Tarih Dirar Bin Amr aslında serüveni biraz uzun sürdü, 2-3 yıl sürdü. Çünkü biz yurt dışında bastırma hedefliyorduk. İstanbul Üniversitesi'nden hocam Hüseyin Hansu hocamızla birlikte. Ancak bir sene bekletmelerine rağmen bizde Ürdün'de bastırma imkanımız olmadı. Bize şer'e muayyirdir kurul kararıyla geri gönderildi. Tam basım aşamasında olmasına rağmen ve gönderen yayın evi hem İslami hem de Hristiyan kitaplarını basıyor. Ona rağmen her birinde bir komisyon kurulmuş. Tarihçi de gelelim. Önemi üzerinde ve Amr Göbeğ'in önemli tarihçi. Şeyde, kitap şeyde çıktı. Yani bu Beyrut'ta tahkikli şekilde neşredildi. Ayrıca literal yayınlarda da yine bu şekilde bir hem çevirisiyle birlikte neşredildi. Kitap tarih ilk dönem kaynaklarındandır. Hem hadis kaynağı olarak yani hadisler nasıl kullanmış, mezhepler hadisleri nasıl kullanmışlar ve mezhep isimlendirmeleri, mezheplerin takması. Mesela orada çok net bir şekilde daha ilk dönemde ehl-i sünnet ve cemaat ifadesini çok net olarak kitap-ı tarihte görebiliyoruz. Ve birçok fırkayı, mutezileyi ifadesini Drag-ı Namr'ın bizzat kendi eserinde bunu görebiliyoruz. Her ne kadar düzenli olarak yani yoğun olarak kendi fikirleri çok az da olsa içeride arada ama bir sanayi üzerinde fakih diye adlandırdığı bir fikir üzerinde bütün bu serencamın fırkaların görüşlerini görüş esas alınarak daha çok yoğun işlenmiş. İlk başta ise fırkalar işlenmiş bir eser olarak karşımızdadır. Gerçekten ilk dönemin hemen hemen en erken dönem kaynaklarından biri olarak kabul edilebilir. Teşekkür ederiz. Reklam ücreti almayacağım. önemli bir eser. Erken dönem mezhepler tarihi kavramları, ıstılahları açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Piyasada var. Mesela yeni basıldı. Şimdi ben Adem adına teşekkür edeceğim. Çevirdiniz mi o kitabı yoksa yayınla? Hocam çevirisi de tatlı beraber basıldı. Hocam Arapçası ayrı basıldı. Bende var kitap da onun için. O şeye var. Arapçası da şeyde basıldı. Beynut evinde ayrı basıldı. Çok daha önce İngiltere'de British Library'de vardır o. Düşünürsünüz. Bende var. Onu ben o zaman okudum. Darwin abi. 1974'te. Bileydik, almaz mıydık diyecekler şimdi.
Ben Adem adına teşekkür ederim. Çevirdiğiniz için memnun oldum yani. İyi, tebrik ederim. Hocam teşekkür ederim. Hüseyin Hansu'yla birlikte çevirdim. Ben üçüncü denemede başaracağımı sanıyorum. Adem adına da teşekkür ederim. Bana istifade etmiştir çünkü. Ben ikinci oturumun birinci tebliğini, müzakerelerini bitiriyorum. Bu arada, evet, sekreter yalı program bakışı hakkında bilgi alalım. Hepinize teşekkür ederim.